Keyfine diyecek olmuyor. Hazırız ve çizimde. Hanım da bulaşıkla boğuşurken bu pazarın keyfini çıkarmaya kararlıyım. Haşim! Haşim neredesin Allah aşkına? Yardım ola. Aman yarabbim şuna bakın. Pısırık pısırık oturmuş burada gazete okuyorsun. Allah aşkına bana acı bak. O niye o? Ben haftada 6 gün çalışıyorum. Bırak bir pazar günü evinde rahatça gazetemi okuyayım. Ayol bu pazarın bizim için müstesna bir pazar olduğunu bilmiyor musun sen? Neresi müstesna? Alelade bir pazar işte. Kızımız Paris'ten bugün gelmiyor mu? Aman ne miyim abi? Hoş geliyor, sefa geliyor. 20 yaşında kazık kadar kız evin yolunu bulur gelir. Halt etmişsin sen onu. Benim kızım daha 16 yaşında. O kadar mı? Ne? 16 yaşında dedim. Bizim kız. Evet. Hani şu ikimizden olan? Yok. Hani şu komşudan olan kız. Saçmalama. Bizim kız 20 yaşında. Hayır efendim 16 yaşında. Lan ben kızın babasıyım. Yaşını bilmez miyim? Sen babasıysan ben de anasıyım kızı. Ben doğurdum. Yaşını bilmez miyim? 16. Evet. Ben karı kendini 4 yaş küçülsün diye çocuğu yeni doğmuş yapacak. Hadi bakalım. Kalk da kızı karşılayasın. Saçma konuşuyorsun. Niye? Evet kızımızdan bir telgraf aldık. Paris'ten hareket edin. Bugün orada olacağım demiş. Hangi vasıtayla geleceğini yazmış mı? Trenle mi gelecek? Tayyareyle mi? Otobüste mi? Ayolumdan kolay ne var? Gidersin havaalanına. Evet. Baktın kız oradan çıkmadı, otobüs durağına gidersin. Oradan da çıkmazsa vapur iskelesinden muhakkak çıkar. Aman ne güzel, sabahtan akşama kadar sırık amalı gibi iskele iskele istasyon istasyon dolaşacağım ha. Sen şimdi kızı karşılamaya gitmiyor musun? Gitmiyorum. Bana bak Haşim, ben gider kızımızı karşılarım ama bunu senin burnundan fitil fitil getiririm. Mami! Ay gitmene gerek kalmadı, kızımız geldi. Günaydın, 16'lığın geldi. Ya mami! Ya mami! Ya gel yavrum, gel yavrum. Babasının 16'lığı bakayım. Canım yavrum benim. Hadi. Mami nasıl özledin? Ben de öyle. Hadi bak. Yavrum, ay canım benim. Nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne yapayım Leyla? Babana bir merhaba yok mu? Merhaba Haşim. Ay yavrum. Bakayım. Hanım kızını duydun mu? Duydum. Beni asker arkadaşı gibi ismimle çağırıyor. Merhaba Haşim diye. Sen her zaman ismimle iftar ederim demez miydin? İsmimle iftar ederim de kızımın ağzından duyma hoşuma gitmedi. Ne o kız? Baba demeye sıkılıyor musun yoksa? Aman kızım şuna bir baba deyiver hadi. Hadi be deyiver, başının gözünün sadakası olur hadi. Merhaba papi. Papi senin babandır lan. Sen neyimsin? Züppe. İsme bak köpek ayağı gibi papi. Paris'lerde gezip eğlendin mi? Mamicini anlatıver. Ah mamicim o Paris'in güzelliğini anlatamam. Hele o bilmemler, diskolar. Her yeri gördüm mamicim. Her yeri gördüm ama bir tek Eyfel Kulesi'ni göremedim. Haşim felaket olamaz böyle bir şey. Haşim yok, felaket. Yok, yok, bana anlatın bu. Olma Haşim niye? Olma ne oldu be? Haşim felaket. Kızımız Eyfel Kulesi'ni görememiş. Puh Allah canını alsın seni. Bunun için mi uludun? Bulamadım meledim. Merak etme yarın öbür gün evlenirse el oğlu ona Eyfel Kulesi'ni de gösterir. Galata Kulesi'ni de. Yavrum orada arkadaşlar edindin mi mamicini anlatıver. Evet mamicim bir sürü arkadaşım oldu. Hele bir boyla tanıştım. Ay kızım yakışıklı mı? Çok yakışıklı mı? Boyu posu nasıl? Boynu posu. Kaşı gözü? Ceylan saçları? Kıvır kıvır. Hey 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 ne oluyor be? Lan burada erkek mi oturuyor kedi mi duruyor? Niye? Kızımız bir erkekle mi tanıştı? Evet. Kaşı gözü güzel miymiş? Ay, çok güzelmiş Ayşe. Al şu mendili de ağzının suyunu sil bari ha.
Niye mayıştın koca karı? Koca karı anandır. Be. Yavrum arkadaşın nerede? Babacığım onun jaguarıyla geldik şimdi dışarıda beni bekliyor. Aşık. Ne var? Duydun mu? Ne? Kızımın jaguara binmiş. Aman ne mi? Nankör karı ben seni Azma el arabasında gezdirdim. Hadi oradan. Yavrum arkadaşını çağırsana buraya. Hemen çağırayım babacığım seni tanıştıracağım. Neyi çağırıyorsun? Arkadaşını çağırıyorum. Ben kıskanç herifin tekiyim. Ben eski kapalıyım evimde erkek sinek istemem. Ay ben de yeni kapalı kadınım çağıracağım. Allah canımı alsın kumar. Çağırdım hadi oradan. Şerefsizim kumar. Hadi. Hello. Hello. Gelsene. Geliyorum buraya. Ayılamaz eminizin güzelliğine bak. Ayılamaz. Bella. Erkek arkadaşın bu mu? Evet papi. Emin misin yavrum? Ay olamaz. Şu evinizin güzelliğine bak. Kuş kafesi gibi eviniz var. Gelsin. Madam kim madam? Mamim. Mamim mi? Ay. Bu hiç olamaz. Şu güzelliğe, şu zerafete, şu asalete bak. Kız kardeşim gibi duruyor. Ay, duy herif duy ne dedi? Aman duydum. Herif şaşı galiba. Madam müsaadenizle öpebilir miyim? Ay ne demek tabii. Çok şekersiniz. Siz de öylesiniz. Öp dedi lan yala demedi. Bana bak bu kim bu? Papi. Papi mi? Papi. Ya papisi. Ay tipe bak diş macununa benziyor. Anti tartar. Ne diyorum? Oturmaz mısınız? Efendim ben kızınızla Paris efendim. Madem siz Paris'i gördünüz. Hayır görmedim. Ne dürtüyorsun be? Ayıp olmuyor mu? Ne gibi yani mesela örneğin? Örneğin ayakların. Ha biliyorum 42 numara giyiyorum. Efendim ben... İndirilen onlar aşağıya. Şoför mali bana ait. Affedersiniz ne demek istiyorsunuz? Ben ayağını oraya koyma kokuyor. Kokmak. Evet. Hadi oradan siz de leş gibi cehalet kokuyorsunuz. Yok ya. Tüfünüz. Ne yaptın lan? Tükürdüm. Hay tükürmeni seveyim tüküre bak. Acaba yolculuğunuz nasıl geçti? Anlasamam yolculuğum bir harika geçti. Bağırma yavrum. Neden? Bağırma oğlum bak gazeteyi yırtıyorum bağırma. Ama Möster yolculuğum bir harika geçti. Bana ne? Efendim ben kızınız Leyla ile. Kiminle? Kızınız Leyla. Leyla o. Leyla Leyla. Onun adı Leyla. Aman babacığım şimdi modern hayatta Leyla'ya Leyla deniyor. Allah aşkına. Şimdi modern olduk diye 40 yıllık o canım Mecnun'un Leyla'sı Leyla mi oldu? Demek anan Remzi'ye res res, baban Haşim haşhaş. Ulan ne modern aile olduk be. Sonradan olduk ama iyi olduk vallahi. Efendim kızınız Leyla ile Paris'te Orly Havalimanı'na çalıştık. Benim işlerim bitmişti. Leyla'nın de işleri bitti. Ne yapalım ne edelim Türkiye'ye beraber gelmeye karar verdik. Çok iyisiniz. Ay anlatamam anlatamam. Anlatma lan anlatma. Anlatma be. Kaste bitti lan. Ama Mösyö gelirken o yollar bir güzel. Efendim dinlenelim diye benim Jaguar'la ormana bir daldık. Ay ormanda güzel güzel uçan kuşlar. Ay, ay, ay. Tatlı tatlı meleyen kuzular. Ay, ay, ay. Beni tarafta acı acı büyüren öküzler. Bu laf bana galiba. Evet. Affedersin ormanda öküz de mi vardı? Vardı. Olur. Ormandır. Evet. Hatta eminim ağaçlarda vardır kuşlar. Bildim. Bugün bizim evi bastı. Kuşlar. Neyse efendim Edirne'ye kadar çok rahat geldim. Madam Edirne'den sonra o yollar bir buzuk anlatamam. Bakmayın. Kızınız Leyla de Jaguar da benim yanımda oturuyor. Tabii. Benim Jaguar yollarda çukurlara girdikçe kızınız Leyla hop benim kucağıma hop arabanın mimlerine. Yani madam sizin anlayacağınız kızınızı Edirne'den Topkapı'ya kadar hoplata hoplata getirdim. Puuu gözün kör olsun herif. Ne oldu ne? Ne olacak? 25 senedir seninle evliyim. Bir sefer beni hoplatamadın boyun devrilsin inşallah. Evet. Bu gidişle ben senin sülaleni zıplatacağım galiba. Affedersin bey oğlum. Ne iş yaparsın? Ne diyor? Nasıl ne biçim konuşuyorsun? Ay ne dediğini farkında mısın papiciğim? Ne dedim yavrucuğum küfür mü ettim? Ama lütfen beni kategorize etme. Hadi be. Çarpma bölme toplama. Vallahi sana bir çıkarma yaparım burada bak. Ölen insan hayatta yemek içmek için bir iş yapmak zorunda değil mi oğlum? Yemek. Ay oğlan katıldı. Yemek mi diyorsun? He. Ay o ben papimi yiyorum. Ya papin ölürse? Mamimi yerim. Oğlum koskoca adam olmuşum boş gezerken canın sıkıntı. Ay o kim boşu geziyor? Ay oğlum sen söylüyorsun ya. Ama benim başımı kaşacak vaktim yok ki. Ben bir kere kışın dağda kayak yapıyorum. Yüzüyorum ve dans ediyorum. Mösyö kim boş geziyor? Acaba banyo alır mısınız? Banyo alırım madem. Sular geldi mi acaba? Saat kaç abi? Bakayım. 18'i çeyrek geçiyor. 18'i çeyrek. Kaç kaçıyor mu? 18'i çeyrek geçiyor. Ya oğlum benim. Yem vakti geldi ahıra gidecek. Ne tarafta? Ne tarafta?
Arkadaşımı nasıl buldun Mami'ciğim? Bayıldım yavrum, çok efendi çocuk. Papi, Mami'ciğim arkadaşımı nasıl buldun? Bu oğlanı, evet. Bayıldım yavrum. 10 yaş genç olsaydım onun için bir şey düşünürdüm ben burada ama. Tüylesin sevkinize. Ne oldu? Ulan bunun neresini erkek diyorsunuz? Nesi var? Herif erkekten ziyade belediye otobüsüne benziyor. Böyle oluyor. Şimdiki genç kızlar bu tip erkeklere bayılıyorlar. Ne haber? Bu tip erkekler. Evet. Erkeklik bu hale düştüyse ben istifa ediyorum erkeklikten. Neyse. Kızın yanında yüz göz olmayalım da babasının sarı çiçeği. Amcandan parayı aldın mı? Aşk olsun papi. Paris'e gezip eğlenmek dururken amcama gidecek vakit oldu mu ki? Doğru. Duydun mu? Duydum tabii. 25 gün kalıyor Paris'te, amcasına gitmeye vakit bulamıyor. Eyfel'e bile gitmeye vakit bulamamış kızı. Sen de böyle söylersen yarın tepemize çıkar bu sarı çiçeği. Ben seni amcandan para al diye mi gönderdim, yoksa böyle dandini süppelere sevdalan diye mi? Sevdalanmak mı ne banal bir kelime. Hali genç ve güzel olduğu için şimdilik idare ediyorum. İnşallah evleneceğin zaman babana danışmayı unutmazsın. Evleneceğim zaman önce paşa gönlüme, sonra da sevgili mamiciğime sorarım. Bye bye Moşer Papi. Mamiciğim kurban olsun sana, biricik kızım benim. Madonna kılıklı yavrum. Vallahi herif tıpkı anasına benzemiş ha. Hık demiş, burnumdan düşmüş. Ya sen kendi hakkını yeme. O niye? Sen Safiye Ayla'ya benzersin. Mami, iftar et, evirdin çevirdin şu kızı, sonunda kendine benzettin ya. Ya tam atla kızım, adasına benzedin. Ne olur babası gibi ağır başta olsaydı bana. Sana benzeteydi, evde toşusunu kırardık. Sen, sorumsuz. O neymiş o? Sen Allah'tan korkmasın, o süppeye kız vermeye bile kalkarsın mı? Ay, verdim gitti bile. Yok ya. Tabii ya. Kızı tutar kulağından denize atarım o herifler. Öyle mi? Ne zannettin? Benim aylık kazancım o süppenin otomobiline benzin parasına yetmez. Onun senin parana ihtiyacı yok ki. Biliyorum, papisini yiyormuş. Papisi ölünce popomu yiyecek. Onu bunu bilen. Benim kızımı vereceğim erkek, erkek olmalı. Erkek ekmeğini taştan çıkarmalı. Yoksa böyle biri mi var? Var. Kimmiş bu mustakbel damadımız? Allah nasip ederse kızımı yağ fabrikamın ortağı Mahir'e vereceğim. Ne? Mahir'e. Ne? Ben o pis yağ kılıklı herife kız değil, kont bile vermem. Niye öyle büyük burunluk ediyorsun be? Aslan gibi çocuk, bu herife benzemez o. Ha. Tutumlu, terbiyeli, dürüst, çalışkan. Ne olursa olsun asla kızımı o adama vermem ben. Ya inanıyor çocuk, istikbali de var ya. Nasıl istikbali var? Milletvekilliğinden adaylığını koydu. Ha. Bakarsın bir milletvekili seçilir, milletvekili olur, bakan olur, başbakan olur. Ne halt olursa olsun asla kızımı o adama vermem ben, anlaşıldı değil ya, mi? Ya inanıyor adam, kötü kusuru yok. Tek kusuru alkışa dayanamıyor. Anlayamadım. Birisi yanlışlıkla böyle yapsın, nutka başlıyor hemen. Şak şakçı başı desene sen. Aha o geldi. Nereden anladın? Bak kapı çalışından anladım. Niye? Ekonomi bakanı olacak adam. Neden mi? Geriyen masraf olmasın diye düğmeye basmıyor, ağzından sırlıyor. Bak. Kov diyorum sana şu adamı. Hadi oradan. Erkek dediğim böyle olur. Böyle bak. Ulan ayı nedesin? Niye bekleteceğim oğlum? Gel şöyle. Neden beklettim? Gel şöyle otur. Kaba herif. Buyurun. Ben şimdi ne kabalık yaptım? Zannetsin lan. İnsan bir salona geldiği zaman evvela sağına soluna bir bakar. Baktım senin avrat oturuyor. Buyurun. Avrat mı dedim? Kaba mı oldun? Tabii. Affedersin, kancık oturuyor. Sen buna karı mı diyorsun? Nesi var be? Sen bunu boşar. Sana yemin ediyorum anamı vereyim sana. Somali Abdurman'ı koydum. Ha zeytin almayayım. Selam söyledi. Bu zeytini gönderdi. Hmm. 75 ton bedava veriyor. Allah aşkına. Evet. 35 senelik zeytin. Ulan ondan yağ çıkmaz mı? Ben onun çekirdeğinden bile yağ çıkardım. Nasıl, lezzet değil mi bari? Ben hadi bir tat istersen. Ben gel bir sabahleyin kamyonu gönderelim. Ne yaptın lan? Yere attım. Çekirdeği? Ulan insan zeytini yerde, çekirdeğini yere mi atar? Bana vurma dem oşküzcüm. Al onu oradan. Ne bağırıyorsun kızma lan, alırız. Görgüsüz herif. İnsan zeytini yerde, çekirdeğini atar mı? Nereye koy? Şöyle sağına soluna bir bakar. Atacak yeri bulamazsa kimsenin bakmayacağı bir yere koyuverir. Ne öyle desem? Yani sen diyorsun ki yani çekirdeğe kimse görmesin. Tabii demiyorum. Öyle diyor lan, biz onu da biliriz. Sabahleyin Abdurrahman da selam söylüyor. Ne yapıyorsun be? Ne vuruyor lan, ne vuruyor? Oraya kim bakar lan eşvalaş? Bana orası kimsenin bakmayacağı yer mi? Yoksa sinema gibi hep sen bakıyor mu oraya? Vallahi gebertirim seni abi. Abi kızma, kızma lan, alırım seni. Ne sinirler? Ne? Ay ne yapıyorsun be, çıldırdın mı adam? Ana! Bu ne lan? Kaynakçımız tabanın boyu değil. Yoksa karın bundan sinek mi vuruyor? Sabahleyin ben Osman'ı gördüm. Dur abi kızma, elin ayağını. Vallahi gebertirim. Sen adam olmazsın arkadaş. Dedi. Yok olmazsın. Çünkü sen bir yere gittiğin zaman sağa sola merhaba demeyi bile bilmiyorsun daha. Ben sana merhaba demedim. Bana dedin, karıma dedin mi? Yenge hanım selamu aleyküm. Mersi. Hoş. Yapma, kibar ol, kibar. Kaba mı ol? Kaba. Affedersiniz, hoştunuz. Tabii öyle cevap ver. Bir de böyle cevap ver. Bir kadın cinsi latiftir oğlum. Hala öğrenemedim bunu. Bir kadının gönlü alınır. Nasıl? Hadi git karımın gönlünü al. Ne demek lan, sen karının gönlünü alamıyor musun?
Sen karının gönlünü anlamıyor musun? Ne diyorsun lan? Oğlum erkek kısmı kadına güzel laflar eder. Nasıl? Mesela git karıma, aman ya Rabbi, ne kadar güzelsiniz, bugün dünden daha güzelsiniz. Karına, ne değil, bugün dünden daha güzelsiniz. Aman, ne oluyor lan? Ay yemin. Ben yalan söylemem kalsın. Hadi söyle, atırım içine. Yenge hanım, bugün dünden güzelsiniz. Ay çok teşekkür ederim. Hoşunuza mı gitti? Mersi. Ama yarın ne boh olacağım belli olmaz, onu diyeyim ben sana. Sen de bugün her günkünden ayısın, ayı, pu! Alakanıza teşekkür ederim, mersi bokum iyi. Ne? Karına Fransızca teşekkür ettim, mersi bokum iyi. Boku bien, boku bien. Karı koca afiyet olsun. Karı bana ayı dedi lan. Ne gülüyorsun? Ay gebereceğim kurbetten karıma. Senin aklını yedi ona gülüyor Mitonya. Her neyse, ne? Zamanında geldim ben seni çağırtacaktım. Sağ yoksa. Abi, yarım ekmekleri de şunu yiyeyim mi? Ne ekmeği? Bu sucuk değil mi? Ne sucuğu be? O puro sigarası. Ortak bu cuvara mı? Sigara tabii. Oha! Niye? Ulan tekel kası bu kası mı yoksa? Ya değil ya. 15 günde bitmez lan. Bu sigarayı içenin itibarı artık. Sen artık politikacı oldun. Ben bunu tanıdın abi. Ben çocuktum o zaman, gazetede resmini görmüştüm. İngiltere başvekili vardı. Hangisi? Şişman adamı, o içiyordu. Hangisi be? Churchill. Ne? Churchill. Churchill, ayı. Allah razı olsun abi, gelelim. Ayı lafına da geberiyor. Abi, evet. Şunu bir yakta içeyim ben. Öyle öyle, öyle. Bildiğin sigaralar gibi içilmez o. Evet. Bunu içmek için evvela kravatından gömleğini çıkaracağım. Abi tut şunu, merak ettim. Ben bugün ne yapıyorsun lan? Dedin ya kravatı çıkar. Oğlum kendi çekirdeğini değil ya o. Neyini? Sigaranın gömleğinden kravatını. Şimdi bu cuara koynaktan kravat mı takıyor? Tabii, bak bu kırmızı kravatı, bu beyaz da gömleği bak. Vay tuvaleti cuaraya bak be, naylon gömlek giyiyor. Gömleğini çıkardı. Ayıp olur, çoluk çocuk var, donu kalsın. Kocuğuna vurdu mu koyun, dalga mı geliyor? Al şunu al. Abi bana yakışır mı? Yakışmaz. Allah'ını seversen bir baksana. Bakayım iç bakayım. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Al abi. Niye? Mezenem bozuluyor, ağır geliyor. Sana tıkır. Hadi hadi. Mezenem bozuluyor. Yapma be yapma. Vallahi sakattım adamı. Tabii öyle olur be evladım. Bir de bu sigarayı içerken ağzına sokmayacaksın. Ana beni ter bastı. Abi ben karar verdim, bugün cuharıyı bırakıyorum. Bana dokunuyor, aman abi kocukası. Bunu içeceksin. Abi gösterme lan. Bunu içeceksin. Gösterme, moralim bozuluyor lan. Ben bunu sana içireceğim arkadaşlar. Abi elini ayağımı öpeyim. Ya ne olur be. Ulan bu yaştan sonra hoşuma gider, bırakamam, yapma kocukası. Oğlum ben de hoşuna gitsin istiyorum ama bu sigara öyle gömleğe çıkarıl çıkarmaz, ağza sokulmaz. Nasıl? Tabii. Evvela bunun yapılacak çok işleri var yavrucuğum. Ben anlamadım demek, sen öyle deyince. Anlamadın da ondan. Şu kibriti al. Altını del. Ben de diyorum. Niye deldiriyorsun oğlum sen? Bey cahil herif. Altını delmezsen duman nereden çıkacak? Ulan İtolit bunu içerken dumanın üstüne hatta mı çıkacak? Ne kolasın be? Adet bir yavrum, her içen altını deler. Sen de deliyor musun? 30 senedir deler. Oha! Sen delikle şık olmuşum. Hem ben delmek için bazen kibrit bulamam da çivi sokarım, pirkete sokarım. Çivile mi deniyor lan? Tevekkeli değil, şimdi anladım, yolda giderken sen manalı manalı telefon direklerine bakıyorsun. Neden bakıyorsun şimdi anladım. Bana bak, istersen ver ben de. Yok lan, yok bekle derim. Var bırak şimdi. Kırmasana oğlum kibriti. Ulan ben acemiyim, yarın başlayayım oğlum. Ne ya? Dedin ya deleceğim, karışma sen. Yani çifte nerede, ver çifteyi. Anlıyorum. Ördek geçiyor lan. Kendi altını değil lan, sigaranın altını deleceğim. Allah cezalarını versin lan. Ay yok be. Ulan ne adamsın be. Ulan ne adamsın be. Çok hoş hoşsun ha. He? Hoş hoş bir adamsın. Sen de çok uçuk uçusun İtoni. Dalga mı geçiyor? Otur şöyle. He. Seninle konuşacaklarım var. Benim kız Paris'ten geldi. Aman senin kıza bir teneke yağ satayım oğlum. Ama canım sıkıldı be. Niye? Peşine de züppenin birini takmış getirmiş. Yani bu ana şapka giydi lan. Şapkayı otobüste mi unuttun? Ayağında be dalgın herif, ayağında. Ya abi kusura bakma. Ya herifin birini getirdi kız. Demek ki senin kızın evlenmeye niyeti var. Abi kocunu seveyim. Bugünlerde düğün müğün yapıp da sermayeye dokunma. Paramıza dokunma, elin ayağını öpeyim. Biliyorsun ben mallarımın hepsini kızımın üstüne yapmıştım. Tabii. Ahlaksız bir kocaya varırsa tehlikeye girer sermaye. Kızını namuslu bir adam herif. Dürüst ol. Çalışsın. Çalışkan ol. Beni taştan çıkarsın. Kızımı sana vereceğim. Kızı alıyorum getir. Ne gidin anlamadım. Kızı sana vereceğim. Yana. Valla. Yana. Alır mısın? O ayyuhu kızı var mı? Valla düşünmem lazım abi. Niye? Kız benim tipim de. Yazık. Gidelim. Baba olarak kalbimi kırdın. Babamı kıranın kalbini kırman, ver elini. Ver elini. Getir kızı, hemen o iş bitti. Hemen hazırda koç.
götürüyor. Giderken götürüyor. Hemen götürüyor. Hemen götürüyor. Paket mi yapayım, pileye mi koyayım? Kızım. Ne lan, köpek yavrusu mu attırıyorsun? Gitti o değil. Saçmalama lan, kedi yavrusu mu alıyorsun sen? Kızım olman için evvela kızım sana sevdalanacak, karın seni beğenecek. İş ona kaldı mı, karın beğenecek. Karının yaptığı hakareti gördün bana. Tabii yapar ya, sen şu kılığına kıyafetine hiç baktın mı lan? Niye sallama lan? Seni bu kılıkta hangi kadın sever sayar be? Gidem ben, görmeye bulaşım. Ne biçim kravatı lan bu, kravatın haline bak. Şu beğenmediği kraveti 19 senedir takıyorum biliyor musun sen? Vallahi. 19 sene evvel ciğerim yandı, 1,5 liraya aldım ben. Ya şu ceketinin haline bak, ya içinde gözüküyor. Buruşturma lan. Akşam düğüne gidecek lan. Biraz çeki düzen ver lan kendine. Vermiyorum, buruşturuyorum lan, sinir adamsın. Acaba şu herifi Paris'ten gelen o züppeye benzetsem karımla kızım beğenir mi? Ben de diyorum ki acaba zeytinyağının içine yarı yarıya nef yağı karıştırsam. Vallahi vatandaş işine sabahleyin et 16 gibi gider. Şız nef yağı mı yedim mi? Benzeteyim, başka çare yok. Evvela şu pantolonları değiştirelim bari. Bu pantolonun da iyi durur. Ama pantolonu değiştirirken kimse görmesin, rezil olurum ben. Efendim şu anda suvari birlikleri geçiyor. Ulan ne oldu, birdenbire Esrar Cengizleştik? Koş. Seninle gizli bir iş yapacağız. Ne bak, senin evini soyacağız. Koltukları ben götüreyim. Dur lan, dur şimdi. Bu tarafta kimse yok. Bana bak lan, küfür etme itolim. Ne küfür öyle? Ağzından içinden küfür ediyorum. Sessiz konuşuyorum lan, o tarafa bak, kimse var mı diyorum. Öyle bunun yarısı kadar sessiz konuşsam ben anlarım. Ben sana sessiz konuşsam anlar mısın? Anlarım tabii. Söyle lan, ne diyorum, hiç konuşma. Söyle, anlamam. Söyle. Evet, tamam. Evet. Lan gebertirme oğlum. Yavrum lan, gebertirme ha. Ne küfür ediyorsun lan? Ben sana küfür mü ediyorum? Ne diyorsun? Ben sana insanca soruyorum. Ne? Ben senden rica etsem sen bana iki tane na, zilliye gidiş geliş bilet alır mısın? Ne? Adamın kalbi kötü. Gel, sinir etme insanı. Biliyorum na, zilliye bilet. O deminkiydi. Sen benim hocama bak. Dur. Ben kaçırdım. Ulan yavaş konuş, kimse bizi duymaz. Sürüsün ulan, ne dediğini anlamıyorum. Etrafta kimse yok. Yok. Hadi şu işi bitirelim. Ya merak ettim, ne işe alasın? Pantolonunu çıkar. Allah cesaret edilmesin. Ben de sabahleyin Osman'ı gördüm. Gidin ki Osman'a. Bana gitti ki. Ona beni ateş bastı bir pengir. Hemşerim sen niye soyunuyorsun? Hadi sen de çıkar. Ya bir dakika, sen niye soyunuyorsun oğlum? Hadi yavrum çıkar, çıkar yavrum şunu. Cerrah elini bana öyle manalı bakmayı tolit. Vallahi bir zumzuk attın mı suratıma 6 ay fare tutamak için. Ulan çıkarsana şu pantolonunu. Ulan gidiyorum lan. Hala anlamadın mı aptal? Vallahi anlamadım abi. Çıkar pantolonunu. He. Seni benzeteceğim. Ya gebereceğim kurbekten. Ben de diyorum ya. Ana. Get lan işine it. Çıkar şunu hadi çabuk. Vallahi cinayet çıkartırsın. Oğlum hadi. Çıkar şunu. 5 dakikada bitiririz hadi. Ay adam karar verdi. Hadi. Elim ayağını öpeyim. Niye yavrum ya? Sen beni benzetiyorsun. Kime? Senin dediğin o kürtelaşta oturuyor. Böyle gidiyor. Oğlum çıkar şu pantolonu. Abi elim ayağı öpeyim. Yapma. Abi vallahi ben bakireyim. Kocumu seviyorum. Ulan ne diyor, utanıyorsun? Ortak değil miyiz be? Ulan eş yolaşık. Burada mı ortaksın lan? Ben çıkar. Evet, abi kocumu seviyorum. Hey, ne oluyor öyle, ne yapıyorsunuz? Tu! Bütün İstanbul duyar bunu. Gel böyle. Bunu bütün dedikoducu kadı gel size ya. Şu kayış takıldı. Şunu bir gör. Hay be. Bana bakın, ne oluyor öyle, ha, ne oluyor? Bir kötülük yok. Ne yapıyorsun? Kocama dans öğretiyorum. Ne dansı? Lambada. Hadi oradan diyorum sana, münasebetsiz adam, tu! Bana bağıracağına kocandan alakadar ol. Adamı gözü kararmış, herkese saldırıyor. Git lan adamın sinirini kıvır. Gel. Sinir, hadi be. Koltuk musun, seks o manyak mısın? Yok, senden hiçbir iş yapılmaz arkadaş. Buyurun. Adamın sineği bile zampara, kıçma konuyor. İç orayı. Şurada kimse görmeden şu pantolonları değiştirelim dedim, herkes gördü. Öyle desene, vicdansız adamın aklına bir türlü şey geliyor. Ne gelir be? Pantolon değiştirmeye bak, çıkart. Seni benzeteceğim. Vallahi belalı bir ter bastı be. Ulan dedim, dün gece gördüğüm rüya mı çıkacak acaba? Allah gelme üstüme, özgürüm ben, şüpheleni yok. Seni kızımın Paris'ten getireceği o adama benzetecektim. Niye benzetiyor? O herife kadınlar, kızlar bayılıyor. Sen ona benzersen kızım sana bayılır, seninle evlenir, sermayemiz kurtulur. Öyle desene abi. Madem sermaye için yapıyorsun, canımı alsın o zaman. Paçaları kısaydı, paçanı sıva. Niye, evi su mu basacak? Sual sorma, paçalarını sıva, çoraplarının içine sok paçalarını. Ha pantolonu. Ha böyle golf olsun. Sen pantolonu diyorsun ki çorabın içine ha, sok. Ha çorap. Sen şunu diyorsun ya, şunu istiyorsun sen. Sen şunu istiyorsun. Değil mi abi, şunu istiyorum. Ulan onlar ne biçim çorap be? Neden lan? Kimin o? Anamın çorabı, sabahleyin onu giydim lan çorabı. Gözüm yorulmadım seni. Dur şu kravatı sökelim, aman, gel. Aman. Niye? Gitme. Niye oğlum?
Graviyeti çözme lan. Yani? Bağlamazsana bir şey. Kim bağladı lan bu? 19 sene evvel dükkancıya bağlattım. Sabahleyin kafama geçiriyorum, akşam çıkartıyor. Bak şimdi senden konuşacaklarımız var. Gel. Eşek mi götürüyorsun? İtoli. Ay Allah, ne ters herifsin sen ya. Sen beni anlamıyorsun be yavrum. Anlamıyorum. Ben seni şimdi neden kızımın Paris'ten getirdiği adama benzetiyorum? Benzetemiyorum. Sen çok barabellim adamsın. Ne demek o? Barabellim yani bir şey adamı. Ne adamı? Yani çıkmaz meydana. Problemli adam diyeceksin. O dediğin ya barabellim. Oğlum sen düşün. Şimdi kadınlar o adama bayılıyor. Heh. Sen ona benzersen ne olacak? Karınla kızım sana bayılacak. Karın bayılacak. Evet. Delik ayılmayacak. Sen de karıdan kurtulacaksın, beni cinayetine ortak yapıyorsun lan. Hey yavrum, kızım da bayılacak, evlenecek, sermayemiz kurtulacak. Ver elini, öpeyim elini. Tamam oğlum. Sermaye için yapıyorum. Seni takdir ederim eskiden beri. Sermaye bir şey olmasın, kafamı kes. Tabii sen tutumlu adamsın. Paranın kıymetini bilirsin. Bilirsin, çalışkansın. Ben gece sabaha kadar yollarda gezerim, para ararım. Tabii. Şu gördüğün graviyeti 19 senedir takıyorum, yepyeni koruyorum. Tabii. Hala yepyeni graviye. Nereye koydun graviyeti, cebine mi koydun? Yok, boynunda. Neydi lan boynunda? Vallahi boynunda. Gel lan. Vallahi. Ayağıma bir an lazım. Vallahi orada. Yok. Niye kestin lan? Allah gitti. 19 senelik yetişeydi graviyet gitti, öldüm ben hadi ama. Hadi hadi. Anam graviyetimi kestiler, ben öldüm. Ben bana kavuttu. Anam da ben ne edeceğim graviyetsiz adam. Sabahleyin Balıkesir'e yağ gideceğim. 91 teneke istedin, onu gönderttir. Yağına başlatırsın, aklıma geldi. Graviyeti niye kestin lan? Oğlum kesmedim, kelebek yaptım. Niye beni kemerek yapıyorsun? Anlamazsın sen, o şapkanı ver düzelteyim. Aman ha, kalıbını bozma. Ne kalıbımı kalmış onun? Sen beğenmediğin bu şapka yüzünde günde bir saat 15 bin lira kazanıyor. Nasıl oluyor? Komşunun maydanoz bahçesi var, sabahleyin bir saat böyle duruyor, kuşlar gelmesin diye. Her neyse, bu da böyle duracak, tamam mı? Bu ne bu? Moda bu. Modaya bak, Allah'a seversin. Bak teyze, modaya bak. Sünnet arabası B'ye geri gidiyor yolda. O herifin boynunda kolye olacaktı. Şimdi bana bak. Ben sabahleyin... Bu olur da. Telefon edeyim. Bunu ürkütmeden nasıl takarım? Balıkesir'e dengdiğin... Ne lan, eşek mi aldın? Yalnız o eşeğe küçük gelir, o sıpa için. Hadi şapkanı çıkar. Ne? Şapkanı çıkar, boynuna gel. Hadi lan gel, serseri. Hadi ürkme, gel. Ölürüm de onu boynuma geçirme. Sermayemiz tehlikede. Geçin anasını satayım. Hadi hocamı sevdim. Şöyle dursun. Ha, şimdi geç şöyle bakalım. Şuraya. Ha. Şurada. Şöyle yolda yürüyen kibar bir erkek gibi yürüsün. Evden çıktım. Caddede gidiyorum. Caddede gidiyorum. Onu mu istiyorsun? Ha, onu istiyorum. Kibar mı olsun? Kibar. Şöyle gidiyorsun değil mi abi? Kibar. Ne oldu lan? Caddede yine boha bastırdım. Bir defa bundan sonra böyle yürümeyecek. Nasıl yürüyeceksin? Sistematik yürüyeceksin. Yani yürüyüş de mi değil? Tabii. Kızımın getirdiği herif bir yürüyor, kızlar ona bayılıyor. Anam şunu öğret bana. Öğreteyim. Bak şimdi şöyle dur. Gözümü 8 açıyorum ha. İlk iş olarak neticeni 20 santim dışarı çıkartacaksın. Nasıl? Yani ve ben... kıvıracaksın. Caddede böyle mi gidiyor? Ha öyle. Esnafa davetiye gönderiyoruz. Abi evet. Gel seni bir hocaya okutalım biz. Sen de böyle yürü. Karın o, yetmişin olan serseri misin sen? Ben 40 senelik esnafım, ben çarşıda böyle gider miyim? Böyle yürümezsen kızımı alamazsın. Böyle de yürümüyorum, kızını da almıyorum. Alma be! Almıyorum. Buyurun be! Buyurun. Almayın beyim. Rica ederim. Buyurun. Al kızını, al kızını. Kafana çaldı serseriye bak. Sermayemiz de başkasının olsun. Sermaye bir şey olmasın abi, koçlar nasıl yürüyeceğim? Hah, mabadini 20 santim çıkar. Fazla çıkardım, biraz içeri al. Ben 65 mi çıkardım? Al, dur oğlum, geri. Geri git, gel, dur. Sol yap, dur. Sağ yap hafif, sağ yap, gel. Oraya otoparka kamyon mu sokuyorum bir daha? Ya hadi be oğlum, kalçanı at böyle soltara. At böyle, kıvır böyle. At oğlum, hadi yavrum. Çabuk karar ver. Hadi oğlum. Çabuk karar ver. Niye yahu? Adam oradan bıyık dikiyor, görmüyor seni. Ben görüyorum burada. Hadi aslanım, buyur buyur. Yapma be. Yapma be. Üzüyorum ben. Gelelim saate. Kol saatim var, saat 6'yı çeyrek geçiyor. Biri sana saati sordu. 6'yı çeyrek geçiyordur. Öyle demeyeceksin. O da mı değişti? O da değişti. Aman öğreneyim. Bu herif başka bakayım, sor bakayım. Aman kocuğum, affedersiniz saatin... 18'i çeyrek geçiyor, 18'i çeyrek geçiyor, 18... Yaştan evvel hep böyle huysuzlaşıyor. Allah cezanı vermesin deli beygir gibi. Sen de böyle bakacaksın saate. Abi ben böyle saate bak. Bakacaksın. Al kızını tepene, çıkma. Sermayemiz tehlikede. 18'i 20 geçiyor. Çok güzel, çok 18'i güzel. Çeyrek geçiyor. Çalış biraz. Ayak böyle bak. Hani ya bileyici, kasap bıçağı, ekmek bıçağı, Allah cezanı vermesin. Şimdi iş geldi, kızımla karşılaşma. Evet.
Kız buraya geldiği zaman böyle kasık gibi durma. Kıvrım kıvrım bir adam olacak. Sen ne diyorsun be? Sermaye bir şey olmasın, kıvırmaktan beni mi kırarım? Tamam. Sonra kızıma odun gibi konuşma, tatlı şeyler söyle. Yani kızına tatlı laf mı at? Mesela ben kızımım, buradan geçiyorum, bana tatlı bir laf at. Tatlıcı Hacı Bozanoğlu. Derdelenler. Ne anlarsın sen aştan, güzel laftan? Hep müneketi diyorsun beni. Al şunu. He. Bu çiçeği kızıma ver, tamam mı? Niye sapını verdin, çiçek nerede? Oğlum burada işte çiçek bu. Ha, bunu böyle hafif eğilir kıza uzatırsın. Böyle reverans yap. Anam kolum döndü, anam kolum döndü. Oğlum dur, huysuzlanma be al şunu. Bu çiçeği verirken de küçük hanım, bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda de. Ben bu kadar kalabalıkla mı söyleyemem abi? Niye oğlum? Dört tane laf ezberle be. Gel ezberleteyim ben sana. Küçük hanım, bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda. Güzel öğretiyorum. Basit. Küçük hanım, bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda. Kız geliyor, hadi. Ne diyeceğim, unuttum. Bir daha bir hal edin. Küçük hanım, bugünlerde bir çiçek kadar yükseliyorsunuz nazarımda. Söyle. Klavyeti niye kestin lan? Hadi, yeter hadi. Hadi. Affedersiniz, saat kaç? Aa, sen gitme, gitme, geç! Ya lan, saatin cembere attıyım, torun, benim kırılacaklar. Al şu çiçeğe götür, mezarlığa koy gel. Bu çiçekleri nereden buldunuz? Baban cenazeden çalmış ama. Bunları bana verdiğinize göre bir de evlenme teklif etseydiniz. Haberin yok mu? Yok. Sen bana varıyorsun. Ben mi? İşin oldu, kabul ettim. Hadi, hadi, hadi işin oldu. Ya lan, ağaç kakan mı uçuyor, ne oluyor? Ya tamam, sağlam kocayı buldu, nasıl seviniyor, nasıl gülüyor. Ay ben de seninle evleniyormuşum. Evet. Kıyafete bak, boncukları da var. Şuraya bakın, şu duruma bakın, kıvırmaya bak Allah'ın seviyesi. Saati mi sordun? Saat kaç? Oh, ah! Ne oluyor lan? Hadi! Hadi! Dalga mı geçiyorsun? Beni de güldürdün lan kızı öyle. Ya, ya bir şey yok ya. Allah aşkına. Ne kurtsun lan sen, değil mi? Boş ver ya. Anlat lan ne dedin. Ya lan orucuna bak lan. Oruç bu çocuğuna bak lan. Allah'ını seversin. Asabımı bozdu. Ne diyorsun lan? Sana demedim. Anasına dedim lan. Ha iyi oğlum. Kızmadın. Bana ne? Ben. Şu bana bak, kız geldi mi? Ha dedim, çiçeğe götür, mezarlığa koy. Allah senin canını almasın. Sen bugün zeytinyağlı dolma mı yedin? Nereden bildin? Sen benden yağ çalıyormuş. 8 asit benim yağlarım. Sen bugün işte benim kızımı alamazsın arkadaş. Alıyor. Olma lan! Olma lan! Al dedik diye kendini bir şey mi sandın be? Sen kendini iki şey mi sandın? Hey! Kızım gibi kız olsun, elimi sallasam ellisin. Yok ya! Ben elimi sallasam ne olur? Elimi sallamış olurum lan, at geç! Almıyor musun? Sermayemiz de başkasının olur. Ben diyorum ki bu şeyi nikahına yapalım. Evvel diyorum bir şimşek nikah yaparız. Şimşek ne be? Gök gürültüsü o da değil. Yıldırım. 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 Ha, yıldırım. Ol! Olmuyor, tam bir plan yapıyorum karımla kızıma, seni beğendireceğim. İki lafla her şeyi berbat ediyorsun. Abi elin ayağını bilin ki aynı adam. Cahil değilim, bilemiyorum. Sende kafa yok. Allah bunu vermemiş. Bu bana dokundu. Bu yok. Yok ya, seninki kafa, bu ne? Bu da kafa. Ah koşayım. Allah belanı versin. Baba, isteseler de istemeseler de kızımı sana vereceğim. Sen bu kızı bana zorla dirmek istiyorsun. Kızda bir sakatlık mı var lan yoksa? Gel seni bir. Bana korkuyor lan. Göreceksin o zaman seni beğenecekler. Peki onu diyorsun zaten. Bekmen şunları. Destiler gibi durursun ki. Ne? Buldum! Yarısını ver, ortağa ne buldun? Çok, çok güzel bir plan geldi aklıma. Çok. Sana bir şey soracağım şimdi. Evi yaşa geldi. Hayır, bu yaşa gelinceye kadar böyle başından bir macera geçti mi? Geçti abi. Ne zaman? Ben o zaman 16 yaşındayım. Allah'a ilk aşka. O macerayı unutamıyorum abi. Unutulur mu be? Ne oldu, ne oldu? Bizim köyün mutarından bir dayak yedin abi. O dayağı unutamıyorum. Ama bu mutarın kızını kaçırdı ha. Ne oldu, niye dövdün lan? Seneme bak be, boşuna dayak yedik. Neymiş Allah aşkına? Dedikodu, köyde dedikodu. Köy abi. Muhtarın eşyana manalı bakmış. Baktın mı lan? Ne bakacağım lan eşyana? Vallahi vallahi. Niye dövüyor muhtar? Eşekte de kaba. Niye? Şuraya eşyana eşyana. Otluyor tarlada, yüzlerce kişi geçiyor bakmıyor. Beni koruyor köprünün başında. Otlamayı bırakıyor. Bana kalkıyor aynen böyle yanık yanık. Ay, ay. Sanki eşeklerle konuşuyor lan. Sen eşekçe biliyor musun lan? Bilmezsen seninle konuşur muyum ben şu olacak? Ya bir dayağı yedim. Ben sana onu sormuyorum. Bu yaşa gelinceye kadar bir kadına bir kıza ziyadesinden fazla bir sevgi duydun mu? Hani kalbinin burasında bir sızı. Aldım bıçağı, kalbime sapladım şimdi. Lan senin gözlerin yaşardı. Ha abi kocama sevdim. Ne? Senin bu hassas tarafını bilmiyordum ayı. Sağ ol, Allah razı olsun. Ayı dedin aklıma geldi, sen seversin. Seçtiğim iyisinden bir kilo armut aldım, kapıda duruyor. O iyi benim. Çok mu sevdin kadını? O benim bir tanemdi. Ne oldu? Ben de onun bir tanesiydim.
Gecesini Allah reva görmedi vefat etti. Çok güzel. Sabahlara kadar ağlıyorum ben. Planımı bu büyük aşkın üzerine kurarım. Kimdi kadın? Anam dur lan anam dur. Lan lan tekel gömertirim. Ne sanıyorsun lan? Sen salalasını seven lan. Set dişine sen. Yedi göbek ayrı bir kadınla seviştin mi? Yedi göbekli kadını yiyeceğim. Sabaha kadar göbekli sayacağım lan. Gel buraya. Evet. Odun plaşı. Kadınlar mazileri, maceralı geçmiş, zampara mizaçlı erkekleri severler. O ne demek o? Ben sana bir mazi uyduracağım. Şimdi senin bana şu uydurduğun yitmedi. Öyle değil. Ben senin geçmişini... Ben senin ananı avradım. Öyle değil be yavrum. Geçmişini kurcalayacağım. Elin ayağını öpeyim. Niye? Elin ayağını öpeyim. Kurcalayacağım yavrum. Geçmişimi kurcalama. Niye? Bokum çıkar abi, kocanı sevdim. Öyle değil. Sen geçmişinde beynelmilel bir hovarda olacaksın. Evet. Birçok sosyetik kadınla düşüp kalkmış olacaksın. Peki ben düşüp kalktığım zaman bir sakatlık olmaz mı? Niye? Yedi, ah kocam yapma oğlum, kocamı çıkar. Çünkü karım sosyetem meraklısı. Senin sosyeteden kadınlarla ilişkini öğrenirse al kızı der, sermayemiz kurtulur. Ben de işi destekliyorum bak. Tabii, ne yapıyorsun? Niye yaptım bunu biliyor musun? Niye? Karın boru görmez beni beğensin diye mendire takviye yaptım, görüyorum bak. Bir de öbür tarafa sallandır bari. Sen de burama bir yazı yazdırırsın. Ne diye? Terli baba yatırı. Hadi şimdi kaçta bir fotoğraf şeyci var. He. Resimci. He. Hani resim satıyor böyle. He. Renkli artist resimleri. Tamam şey diyor sen koca karı postal. Ne? Yok koca karı postal değil. Yaşlı postal. Kart postal. Ulan kart yaşlı aynı oğlum sen. Şimdi hemen git onlardan 4-5 tane al. 4-5 tane. He. Baba 4-5 tane bulamazsam 4-3 tane alayım mı? Ne bu? Teşekkür abi dur kocamı çek. Hadi ya. Tamam. Aç aç. Ne var? Lili'yi gördün mü? Ben onunla tenis oynamaya gidecektim. Görmedim. Peki ben tenis oynayacağım, gideceğim. Sonra senle bol bol görüşürüz. Benden görüşme. Hadi canım görüşme güzel. Kanım tutmadı seni. Bardağı geri ver lan. Niye? Yeah. Bardağın ağzı açılmamış. Boş boşuna para vermiş. Abi. Heh. Bu çıkan senin baldızın mıydı? Buna ne güzel karı be. Aptal kadın değil o erkek. Kim lan? O. Bu kadın değil mi? Erkekim. Ay gebereceğim. Aa. Ben seni ona benzeteceğim. Ya ben ona benzeteceğim. Dağıtı sıkılıyor. İşin ucu yok mu senin? Resimler aldım. Madem ver bakayım. Pazarlık ettin. Adam tanesine 3.000 lira istedi. Tanesine. Pazarlık. Yok tanesine hepsini 3.000 lira. Pazarlık. Hepsini 2.500 liraya aldım. İyi yaptın aslanım. Hocam aldılar bana. Bu kadın öldü be. Bu öldü mü? Öldü ya. Allah rahmet eylesin. Al Linda Darnell bu da öldü. Allah rahmet eylesin. Marilyn Monroe bu da öldü. Bu üç kadın da aynı otobüste mi gidiyordu lan? Karıya bak be. Sen bir çüş desene. Çüş. Vaş karıya bak lan. Sen tanımadın mı lan? Yok lan. Bir numaralı ses sanatkarı bu be. Hiç tanımadım. Memleketimizin medarı iftarı. Bu kadın. Sosyetenin göz bebeği. Bu kadın. Sosyetede ne kadar bekar yakışıklı erkek varsa yıllarca bu kadının etrafında dolaştılar. Elini bile tutamadılar. Niye bu kadın uyuz mu elini tutmuyor? Hayır. Ayaklarının altına milyonlarca lira koydular bir gece olsunlar diye bu kadın o milyonları görmedi. Milyonları görmüyor. Görmüyor. Zavallı kadın gözleri görmüyor ama demek. Ne ama olsun? Nasıl görmez lan ayağının dibinde milyon vuruyor? Görmez. Ben gecenin zifiri karanlıkta 15.000 metreden 50 kuruşu görüyorum ben. O Siberinde de hayatıma mal oluyordu. Nasıl? Siberinde. Baktım gece para parlıyor abi koştum barnağımı sattım. Meğersem köpeğin kocuma sokmuşum. Köpek de 15 dakika tek etek dövüştü. Ne oldu? Ben kuyruğunu koparttım o da kıçım ısırdı. Aldı ben. Böyle görmüyor değil yavrum. Parayı görüyor da almıyorum. Ha sen diyorsun ki kım yet vermiyor ya. Kım yet, ayı. Abim benim, Ceyda abim benim. Abim gibi seviyorum. Bak işte bu milyonlara kıymet vermeyen kadın, o kadar sosyetik erkeğin evlenme tekliflerine hayır diyen kadın, hatırlar mısın? Sana deliler gibi aşık olmuştu bir zaman. Ne dedin, bana mı diyor? Çok sevdi bu kadın seni ben. Ayaklarına kapanır ağlardı beni al Mahir diye de seni istemezdin kadın. Kime dedin lan? Bana mı diyor? Tabii bir hatırlamadın mı ya? Bu kadın. Yok ya. Vallahi. Bu kadın lan. Tabii ya. Ya ben bugünlerde çok unutkan oldum be. Her şeyi unutuyorum. Allah'tan bir alacağımı unutmuyorum ben. Sonra kadının ağlamasına dayanamadık sana rica ettik de kabul ettin. 5 sene metres oturdun ya bununla. 5 sene. Ne sene ha? Ya. Heydi bu nereye? Ne günlerdi be?
Hatırlarım küçücük bir eviniz vardı. Tamam ben şimdi aklıma geldi. Geldi değil mi? Geldi. Evin kapısı vardı. Ha kapısı vardı. Kapıyı çekti mi çat ederdi. Çat ederdi. Kocuğu vurdumu pat ettirin. Git bu kadını tanımıyorsun beni derime çabuk. Aptal tabii tanımıyorsun numara yapıyoruz ya be. Allah cezanı bilmesin bu dediğin yalan mı? İnandın mı? Ulan karıyı aramaya gidecektim be. Şimdi bütün hikaye karımı bu hikayeye inandırmakta. Peki bunu nasıl yapacak? Gayet kolay. Kadın senden ayrılırken bu resmi sana vermiş ve üzerine sana karşı aşk yazıları yazmış. Ha bana sevgilisine yaz. He. Sevgili, nahire bekli. Güzel. Parası peşin bana bir teneke yahut der. O ne biçim sevgi be? Ben parayı peşin alırım, aşk dinlemem mi? İstersen şiir söyleyeyim ben onu yazalım. Sen söyleme, sen şiir söylediğimi beni ağlatıyorsun. Niye mi yavrum? Ağlıyorum, acıklı söylüyorum abi. Bahçenize lade... Anam ben onu... Hadi lan şiirin başında ağlanır mı da? Şiire kim ağlıyor lan? Ne ağlıyor? Aklıma geldi. Ne? Klavyeti niye kestin lan? Dur da şiiri dinle bak. Sevmedi de kapansın gönlümün yaresi. Neden okuyor? Aşkımıza erişemez billah yedi cami minaresi. Dikimizi temizler bakır ki akıl hastanesi. Tamam. Ulan minarenin tepesinde benim karıyla ne işim var? Beni imama dövdüreceğim. Tamam kardeşim. Tamam. 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 Şiir yazmıyoruz. Yazmayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Takur. Tamam. Takur. Anlaştık. Şimdi koşmaya başlayayım mı? Hangi böyle oldu? Lan müsabaka mı yaptırıyorum oğlum? Ben buraya yazı yazacağım. Burnumun üstüne de kışı yazarsın ha. Sevgili Mahir. Bana kalırsa diyorum ki bak. Mahir. Ne diyor? Mahir. Ne diyorum? Çok kaba ismin var be. E kaba söylüyorum kaba geliyor. Nasıl söyleyeceğim? Kibar desene. Nasıl? Mihir. Ben değil. Mihir'e bengü. İstersen göbek adını yazın. Oh, göbek o adını. Da kaba. Yok. Mustafa. Niye demiyorsun mis tipi? Mustafa diye bağırıyor. E de babanın adı. Çarçam yırtar gibi. Osman. Tek işine. Kaba kaba söylüyorsun. Kibar desene. Nasıl? Özmi. Yok. Özmi ne bengü? Ben senin ismini küçülteceğim. Bir dakika dur, bir ne dakika var, dur. Benim var? İsmim oraya sığmıyor. Hayır efendim, sosyetik bir isim yapacağım. Nasıl? Bak sosyetede bizim Leyla'ya Leyley diyorlar. Acaba Mahir'den ince ne gelir? Mahir'den ince mi istiyor? He. Çıbık. Olmaz. Gazık yok. M ile başlayacak. M ile mi başlayacak? He, ince. Manevra. Ulan gel seni bir hocaya okutalım. Ne? Kıvayı getirin, süt verecek. Mi? Doğruyor onu. Mi? Mi. Ne lan köpek mi aldınız? Bayılırım köpeğe dur bakayım. Gel lan kuçu kuçu. Gel mi. Ulan mi sensin. Biliyorum köpek ismi tanıyor bana. Lan kocuğa vurdu mu koyun ha? Ne güzel soyadına da uydu. Mi yanlış. Ben istemiyorum. Ben öyle bir isim tak ki birisi bağırdı mı arkandan bana şey gibi türkü gibi gelsin. Neymiş o? İbrahim. Hadi bu iyi şimdi. Bu dedemin ismi onu koy. Tamam. Şimdi bu resmi karımın yahut kızımın görmesi lazım. Nasıl bu resmi? Biraz sonra onlar buraya geldiği zaman bunu cebine koyar yapar düşürürsün. Karım bunu görür. Aa bu sosyetik kadın onun metresiymiş de al kızı ben. Haşim. Geliyor otur şöyle. Haşim. Lafı değiştir. Bu adam hala burada mı? Lafı değiştir. Lafı değiştir. Çabuk değiştir. Ya bak ne diyeceğim bak. Ha. Hani ben hep merak ederim hamamda. Hamamda dolaşıyor hani. Hamam böcekleri var ya. Evet. Acaba hamam böceğinin kocuna sabun kaçar mı? Ne? Rahat bulamadım lan! Hayır, sen artık istersen git ha! Ben sana diyorum zaten. Ben sana diyorum, bu işimize bakalım. Hoş, karıma yanaş. Olur. Arkasından git, resmi önüne at. Ne diyor? Pozisyon böyle olacak, arkadan yanaşacağım böyle. Ben karına böyle, sen de burada oturuyorsun, kızmıyorsun. Becerirsen sevinince. Bebe ne edersiniz? Zaten hanenizi kavat mısınız? Ben diyorum lan dünden sarılırım. Aa ne yapıyorsun bir? Hocam hadi. Hadi oradan münasebetsiz adam ne olacak? Ne sarılıyorsun lan karıma? Sen demedin. Ben sana resmi önüne at diyorum. Al. Mıkıttı. Koca karı resim attık oraya. Şşş. Çok biçimsiz yere düştü. He. Yavaş yavaş yerden git onu al. Münasip bir yere at. Ha yerde. İlk görme. Yavaş yerden git onu al, münasip bir yere at. Ha geldi. İl görmesin seni. Görler. Sürün. Sen sürün, eşe olacak. Ben ne sürerim? Sürün değil, yerden yüzer gibi git. Ha sen diyorsun kulaç atar gibi. Ha kulaç atar gibi. Şöyle diyorsun. Maşallah oğlum adam, maşallah yavruma. Sen neye maşallah diyorsun? Yüzmene. Pek yüzmeye gibi gelmedi bu maşallah bana. Biraz da sırt üstü yüzecek. Dur bakalım. Vicdansız. Şimdi de maşallah desene niye demiyorsun? Hadi al resmi. Çok karın ayak okuyor lan beş gibi var. Resmi. Gel buraya çabuk. Otur. Yapı değiştir. Hamam böceğinin kocuğa sabun kaçar. Öyle değil lan öyle değil. Yapı değiştir şey yap yani ben gidiyorum. Ha ben gidiyorum hadi çek gel. Hadi güle güle vay. Bana bak
yarın kocaman sabuk açayım. Lan başka laf bulamıyorum. Ses geldi. Hadi anasmanlık ben gidiyorum sen bunu görsene oğlum. Aa resim koydu görsene. Bu tarafa. Kapı geçiyorum Melek. Haşim buraya gelsene. Hayır yavrum. Bu kadının resmi bizim evde hem de benim kucağımda ne arıyor çabuk hesap ver. Affedersiniz hanımefendi evde bir kadın resmi. Evet efendim. Ayıp boyun kadar kızın bana. Ayıp. Hanımefendi müsaade etseniz müdahale etmek istiyorum. Ne diyeceksin? Erkekler bazı yaşlı. Sen neyle seninle karışıyorsun? Bana boh yemek düşer. Doğru. Ne arıyor bu kadının resmi? Aa sosyetik Beyza Günaydın. Evet ta kendisi. Bak yazı var orada. Sevgili Mimi Yanık beraber geçirdiğimiz tatlı günlerin unutulmaz hatırası Beyza Günaydın. İyi ama bu Mimi Yanık kim? İsim hiç yabancı değil. Yanık, aa, ben de çağırıyorum. Mimi kim acaba? Yanık. Herhalde burada yok. Yalanlar burada. Olsa cevap verir bu Mimi. Nerede acaba? Yok, 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 yapma. Mimi. Aslın mı kara kız? Mimi. Buyurun, buyurun. Sen ne be, senin adın Mimi mi? Sana ne lan, senin adın Mimi mi? Be vicdansız, demin adımı değiştirmedin mi? Şşş, lafı değişti. Tamam mı canım, kocuğa, sana ne? Niye koz atıyorsun bana? Allah canım. Kim var canım bu Mimi Yanık? Soyadı Yanık bak, mı? Bak Yanık diyor burada. Burada bir Yanık soyadlı daha var. Kim? Bu ayı. Beni kim çağırıyor lan? Evet. İşim gücüm bana oğlum çağırmayın. Sakın bu Mimi. Mahir'in sosyetik ismi olmasın. Ay acaba mı dersin? Dur bakalım bir yavrum. Dur bakalım dur. Hey hey. Öyle lan ofis müdür diyor. Senin adın Mimi mi? Evet Mimi. Neden kısalttın ismini? Oraya sığmadı. Peki bu kadın senin neyin oluyor? Anam oluyor. Saçmalama canım neyin oluyor? İkimizin anası oluyor. Ay çıldıracağım ayol neyin oluyor bu? Bu kadın barnağını yedi. Vallahi çıldıracağım adam söylesene. Bu kadın da görecek top atanlar. Bana ne neyin oluyor onu söyle. Dur kız dönme. Gel bakayım. Gel bakayım. Çıldıracağım. Kocana bak. Neyin oluyor bu kadın yapma senin? Yapma be yavrum sıkıştırma. Ya sıkıştırıyor beni. Nasıl? Böyle metresi oluyor. Ay bu ayının mı? Kim çağırıyor lan beni? Katiyen inanmam. Sen onu ayı deyip geçme yavrum. Hot sosyetenin göz bebeği. Ay bu mu? Ne sandın? Avrupa'da ne zaman toplansa sosyete bunu çağırırlar. Aa. Daha dün geldi be Avrupa'dan. Neredeydi? Keşan'dan sabahleyin geldi. Bu kılık kıyafetle mi? Anam o tebdil kıyafeti. Sen onu geceleri gör neler giyer. Neler? Yatışın alan don eskimesin diye sabaha kadar donsuz dolaşıyorum. Bir ton içine geliyorsun. Bu sosyetenin bir numaralı kadını 5 sene metreslik etti. Ay yapma Haşim çok şaşırdım. Bir saniye. Bile yavrum. Usturadı bile yavrum. Mahir Beyciğim. Buyurun. Bu kadın sizin metresiniz mi oluyor? Nasıl yani? Evet yani tamam. Metresiniz evet. Mi oluyor? Selamun aleyküm. Ne var evet. Ya? Lütfen selam değil, evet. Lütfen söyleyin çekinmeyin. Ben diyorum ki bak. Mahir. Evet. Selamun aleyküm. Mahir Beyciğim ne tanımlıyınız? Selamun aleyküm lan. Evet. Bir haftalık selamın peşimi aldırıyorum. Metresiniz mi oluyor? Bir dakika şapkayı yiyeyim konuşuyoruz. Nereden? Ne yapıyor öyle? Orijinal efendim. Evet metresiniz mi oluyor? E diye kolumu yoracağım oraya kadar. Ay kim bilir bu kadını elde edebilmek için ne kadar para harcadınız? Vallahi şimdi 2500 liraya aldım. Anlamadım. Sen şey değil yavrucuğum sen onun ne de değil. Karagöz ustudur. Gidiyorum ağzını sabahleyin sana bir boğa bulacağım ben. Çok para harcadım. Nasıl yani? Kamyonla para harcadım. Yapma aşırı. Zaten bu parayı harcamaz saçar. Böyle sabahları 50.000'lik testeleri ceplerine koyar, yolda böyle alın. Hayır hayır yapıyorum. Sen dağıtırsın ya 50.000'likleri o. Yat işine lan, ben gece sabaha kadar çift mıknatıslı asfaltta bozuk para arıyorum. Sen ne diyorsun? Hele bir gece küçük dilimi yutuyorum. Niye? Bu kadın için bir gecede 200 milyon harcadı. Kim harcadı? Sen. Sen tukarlar lazım. Dur be. Şaka yapıyorum lan. Sen açattım lan ben oldum. Ulan numara yok. Ulan ben oldum anam. Ulan numara oğlum. Aman anacım ben. Ulan sen gitmeye parayı alır mı be? Parayı kim alıyorlar? Ne alıyor? Gaviyeti niye kessin lan? Ama nazarında 2500 lira kadar kıymetli. Ay Mahir Beyciğim. Buyurun. Siz ne kapalı kutuymuşsunuz da haberimiz yok. Ben kapalı kutuydum. Beni bocan açtı. Mahir Bey. Buyurun. Mahir Beyciğim sizden bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah. Dur ayağım dolaştı. Bu resmi 5 dakika bana verebilir misiniz? Canı sağ olsun. Al bunları da vereyim. Ay çok teşekkür ederim Mahir Beyciğim. Çok hoş adamsınız bayıldım. Vallahi ben sizi böyle bilmiyordum. Evet. Ay Mahir Beyciğim ne kadar olsunuz. Abi de lan. Mahir Beyciğim. Vallahi şapkanı alıp kaçarım. Ben de seni ağzına sıçarım. Mahir Bey. Hello. Gel lan buraya. Karım bana böyle diyor lan. Sen de yap sen de yap. Mahir Bey. Hello. Hela hela. Ne cimri karım var. Nasıl ulamak o? Ömür buradan varıyor.
Bunu engelle ver elini lan. Ne? Kızından vazgeçtim, boşa karını alayım diyor. Bolu abi. Beni kayamaz diyor. Koş bolu. Koş bolu. Var ya, evet. Biraz evvel telefon etti, senin nişanlını öğle yemeğine davet etti. Ben de feci şekilde sinirlendim. O kızımla nişanlandı, gelemez dedim. Telefonu 100 lira kapattım evladım. Çok iyi yapmışsın mamicim. İyi ama babanla nişanlın nerelerde yavrum? Ah mami, nişanlımı sorma. Politikaya atıldığından beri öyle değişti ki. O politikacı elbisesinin giydiğinden beri çok değişti mamicim. Ay çok güzel evladım. Görme, hep nutuk atıyor. Evde bile beni karşısına alıyor. Durmadan nutuk provası yapıyor. Sabah prova, akşam prova, öğle prova. Durmadan prova yapıyor. Acaba kazanabilecek mi kızı? İnşallah kazanır mamicim. Düşünebiliyor musun, o zaman milletvekili karısı olacak. Herhalde ben de kayınvalidesi de, değil mi evladım? Evet mamicim, çok güzel olacak. Peki babanla nişanlın nerelerde şimdi? Vallahi hiç bilmiyorum ama gazeteciler gelecekti galiba. Aa, gerçekten bugün gazeteciler gelecekler. Evet. Merhaba, değil mi? İyi günler efendim. Hoş geldiniz efendim. Mahir Bey'in evi değil mi? Evet efendim, lütfen buyurunuz, oturunuz, kendilerine haber vereyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi, gel kızım haber verelim. Buyurun çocuklar, oturun. Bana bakın, kendisi çok önemli bir politikacıdır. Fazla zorlamayın, zaten zor bela randevu aldık adamdan. Bizim şef dedi ki hemen röportajı yapın. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu kan çekeyim. Efendim. Kaba oldu galiba, affedersin. Biraz kaba oldu efendim. Buyurun. Hanımefendi gazeteden geliyorlar efendim. Yok, yandaki avrat. Pardon, kaba oldu. Yandaki hanımefendi. Yandaki hanımefendi stajyer gazetecimiz. İlk röportajı efendim. Aman efendim, ne güzel. Bu ilk defa mı? Evet efendim. Acemi mi? Acemi efendim. Eyvah, eyvah, iyiydik. Ne alırsınız? Ben bir şey alayım, teşekkür ederim. Siz ne alırsınız? Ben de almayayım. Ben bilhassa teşekkür ederim. Siz ne alırsınız? Ben bir viski alabilirim. Viski mi içeceğim? Evet. Siz kimsiniz? Evvela bir tanışalım. Efendim, ben vatandaş adına bir araştırma yapmaya geldim. Vatandaş? Evet. Veli nimetim. Sağ olun efendim. Ben adaylığımı koydum, beni sen seçeceksin. İnşallah efendim. Gel kardeşim. Vatandaş, seç beni abi, seç. Seç, sonra görürsün Hanya'yı, Konya'yı, dünya kaç bucak canım kardeşim. Ne içeceksin? Cin ya da viski alabilirim efendim. Hayır biliyorum, sen istediğin iç. Evet. Buyurun. Hey, hava nasıl? İyi. Yağmur yağmayacak galiba. Yağacak da o da bilir. Ana, en pahalısın abi. Ondan mı içiyor? Ondan mı içecek? Evet. Canın sağ olsun, iç. Sağ olun. Seçildikten sonra ben senin kusturmasını bildireyim evvelallah. İzninizle hemen sorulara geçelim efendim. Buyurun tabii. Buyurun efendim. Kaç senedir politika yapıyorsunuz? Kaç senedir politika yapıyorum? Efendim bir ağaç kakan 45 sene. Ne? Ağaç kakan der lan, neydi o laf be? Afrika'da kocaman kulaklı bir hayvan var. Bilir misin kızım, neydi onun ismi? Böyle kulaklı hortumlu bir hayvan. Fil. Ha, bir fil, bir fil 45 sene politika yapıyor. Lafı nereden bulayım valla? Onu mu yiyeceğim? Hiç öyle. Bu arada basmış inşallah. Buyurun. Evet, 45 senedir adaylığımı koyuyorum. Vatandaş inat ediyor, beni seçmiyor. Ben de inadım inat diyorum, geberene kadar devam edeceğim. Madem seçilmiyorsunuz, politikadan neden vazgeçmiyorsunuz? Yok ya, neden vazgeçiyorum? Bırakabilir misin? Yalama oldum, kaşarlandım. Ölünceye kadar devam edeceğim. Çok güzel. Estağfurullah. Peki, seçilirseniz vatandaşın istediklerini yapabilecek misiniz? Vatandaş için canım feda olsun buyurun. Şu anda milyonlarca vatandaşla karşı karşıyayız. Ben sözümde dururum. Eğer seçilirsem, bak söz veriyorum. Seçilirsem kazara, bak kazara diyorum, güvenemiyorum kendime yine, güvenemiyorum. Seçilirsem kazara, ün katmak için önüme incir yaprağı taktıracağım, yemin ediyorum. Vallahi billahi, vatandaşın bir arkasına bir de önüne. Adem baba modeli elbise, bedava. Aha, orman orada, istediğin modeli giyersin. Fakat ısırgan yaprağını tavsiye etmem. Niye? Gece gündüz bana kusur edersin, yanarsın. Çok güzel efendim. Buyurun efendim, buyurun. Diyelim ki iktidara geldiniz. Turizm hakkındaki düşünceleriniz. Çok özür. Vallahi yani abi şunu pardon, pardon. Abi yani turizm bakanı olacak adam. Ben turizm bakanı olayım, memleketimize günde 500 milyon turist. 500 milyon. 500 milyon. Yarın çekiliyor. Ne oluyor lan? Piyango biletimi satıyor. İyi de efendim, memlekette otel yokluğu var. Evet. Diyelim ki 300 kişilik bir otele 400 tane turist geldi. Gelsin. 100 kişi ayakta kalır. Olur mu ayakta kalır mı? Onları da yatırır mı? Olur mu efendim? Yatırır arkadaş. Bu... 3 kişiyi bir yatakta yatırır. Bu da turizmi baltalar. Yok canım. Doğru. Bunların hepsi ayrı ayrı ülkelerden geliyor. Dostu var, düşmanı var. Bir arada yatarlar mı? Ha diyorsun ki dost, düşman, devletler var. Bunlar bir arada yatmazlar. Ben bunu yapmakla dünya devletler arasındaki samimiyeti bekleştiriyorum. Nasıl? He. Ben çiftleşmiş milletlerin yapamadığını yapıyorum ben. Sen ne diyorsun ben? Birleşmiş mi? Birleşmiş. Çiftleşmiş, birleşmiş. Aynı. Sen düşünebiliyor musun? Aynı yatakta bir Amerikan, bir Rus. Araya da Saddam'ı koyacağım. Allah Allah. Ne olur? Rusya ne sola dönebilir, Amerika ne sağa dönebilir. Saddam da sabah kadar böyle oyun. Abi 45 sene emek verdik politikaya. Efendim? Haklısınız efendim. Estağfurullah. Buyurun. Peki efendim. Politikaya nasıl bulaştınız? Ben muhtelif seçim konuşmalarında vatandaşlarım bunu anlatmıştım. Fakat yeni yetişenler bilmeyebilir. Bir daha 45 sene evvel
İstanbul'a geldim. Güzel. İlk darbeyi o gün yedim zaten. Haydarpaşa istasyonuna indim. Kalabalık arasında yürüyorum. Kalabalık arasında yürüyorum. Böyle bir hafiflik hissettim. Dedim İstanbul havası bana yaradı. Değil mi? Ne yaradı senin? Niye? Kalabalıkta yürürken adam yürürken donumu çaldı be. Ne diyorsun sen abi? Ben böyle hırsız görmedim abi. Hırsızlığa bak be, yürüyor, pantolonu çıkartıyor, gayısı söküyor, paçalı domuz çözüyor, onu alıyor, pantolonu giydiriyor, gayısı var ve hala yürüyor. Bu bana dokundu. Rahmetli anam da İstanbul'da hırsız çoktur diye cep dikmişti, ona parayı koymuş, parası da kaldı abi. Grip grip geziyorum İstanbul'da. Geze geze gelmişim Herifoğlu. Beyoğlu. Ne? Beyoğlu. Ne Beyoğlu lan, İtoğlu. Beyoğlu'lu mu kalmışım? Her taraf bok oturuyor. Öyle vitrinlere bakıyorum, param olsa ne yerim, ne içerim diye birden buradan bir gümbürdü koptu abi. 10-15 bin kişi ellerinde, sopalar uçlarında, yazılar yazmışlar, bağıra bağıra geliyor. Ve köyde o kadar kalabalık görmedim, korktum. Kenara kaçacağım, önüme yazılı bir sopa düştü. İyilik öldü mü? Ayaklarına dolaşmasın diye sopayı aldım, yazılı sopayı aldım, şöyle atacağım, şöyle oldum. Ona 15 bin kişi arkamdan demez mi, yürü aslanım, peşinden geliyoruz. Ben böyle dedim, bana mı dediniz? Evet sana diyoruz, sen bizim liderimizsin, yürü. Abi meğerse benim yazıda yazıyormuş. Ben önden gidiyorum, arkamdan geldim, memlekette huzuru bulacağım. Kendi kendime dedim, lan sen evvela donun olur lan. Efendim, bunun yanına, yok, bunun öbür yanına, bunun altına, neydi o laf kalınca bir laf girer araya. Bunun üzerine. Ha, bunun üzerine, ben yürüyorum, onlar geliyor. Geldik Taksim. Taksim'i koruyacak, baba ana vuruyor, her taraf kanabalık, 70-80 bin kişi. Orada adam biri çıkmış kürsüye gidiyor da görüyor ama duyuyor, anlayamıyor. Leke ilacımı satıyor, piretozumu. Şimdi oradan adam bir laf ediyor, kalabalığın yarısı böyle diyor. Defol git, yeter lan defol git. Yarısı böyle be, kal. Senden memnunuz aslanım benim. Defol git, kal. Ben de defol git diyenlerin arasında duruyorum. Hava sıcak, sıkışmışız şöyle. Oskürmeye vaktin yok abi, duruyorsun abi. Gel sen ayı gibi bir adam. Nasırıma bir bastım abi. Adama ben böyle diyorum, abi canım yanıyor, nasırıma basıyor, adam duymuyor, nasıl, ben burama geldim, ben, yeter lan canım yanıyor diyor. Ana, 50 bin kişi birden demez mi, helal olsun delikanlı, cesursun, ne güzel dedin, bizim de canımız yanıyor, bak. Ben böyle, geldim lan dedim, yalan söyledi, 50 bininizin ayağında da nasır mı çıktı lan? Efendim, bunun, yok, 39'dan sonra, ne? Yok, 36'dan sonra, neydi lan o laf karınca bir şey değil. Ondan sonra? Ondan sonra, adam ayağımın üstüne iki ayağından çokunca, canım yandı, ben can bornozuyla. Neyle? Neydi o can yandı, can pestimali. Can havli. Ha, can havliyle aynen ver. Yeter lan, yeter lan, vatandaşı acımıyor musun? Lafımı bitiremedim, kendimi havada koydum abi. Sizi eller üzerinde taşıyorlar. Hayır, parmaklar üzerinde. Hem de böyle yatıyor, hem götür, hem de böyle yatıyor. En büyük sen, en büyük sen. Bir tane de Adanalı bizim nedir, barınağında o böyle büyüdüm abi. Allah'tan beni o gün 10 metre götürüp bıraktılar. Ben o gün 50-60 metre böyle gitseydim, bugün Türkiye'nin en büyük kazinosunda astrolist olabilirdim. O gün bana politika bulaştı. Efendim, memurların sorunları nelerdir? Efendim? Memurların sorunları nelerdir? Ah! Ya özellikle noktaya temas ettik. Ben memur vatandaşım için gece sabaha kadar ağlıyorum. Bak oraları boyatmamışlar, gördün mü şimdi? Sabaha kadar gözlerinden yaşlar akıyor memur vatandaş için. Ya nedir bu be, hükümete bak ya. Hükümetin parası yok. Memura zam yetemiyor, yani bütçe zayıf. Evet. Yapsana memura bir sevap diyelim. Memurları mesaisini ödene kadar yap. Bütün memurları öden sonra boş kalsın. Gider tabiattan kendinden yemek masrafını çıkartır hiç olmaz. Nasıl? Gider deniz kıyısına balık tutar, istivrit, üskümürü. Bunları balık tutar, bedava, param verecek. Evet. Çocuklarının canı zerzebat mı istedin? Evet. Çıkar kırılara. Ebe komeci labata kuzukula. Bunu yapsın memur ya. Allah gözünden versin. Çok yaşlısın da memur vatandaş vefat etsin bugün. Valla cenazesini kaldıracak para yok. Çok doğru efendim. Ben iktidara gelip memurun cenazesini Kızılay'a kaldıracağım. Ve memurlara tek tip mezar taşı yaptıracağım. Neden? Gelecek nesiller örnek olsun. Memur vatandaş memleketimizin neresinde vefat ederse etsin, mezar taşı Ankara'ya bakacağım, tepelere doğru bakacağım. Ve mezar taşının modeli de şu, standart bir memur taşı tipi, mermerden heykel tıraşa yaptıracak. Memur tipi Ankara'ya doğru duruyor ve modeli şu heykeli. Tek eli kalbinde memurum, öteki elinden burnumu tutmuş böyle. Manası ne? Borcum borç. Ama ne alırsın, ne din verecek bakayım. Bak abi, bir işler yapacağız gerisi. Güzel efendim. Efendim, ya emeklilerin sorunları? Ah! Emeklim benim, ana fazla vurdu. Sabaha kadar ağlıyorum emekli için. Zavallı emekli, maaş alacak, bankanın önüne gidiyor. Kuyrukta,
Yazın güneş tepede, kışın kar, yağmur, çamur, soğuktan ihtiyar adam dayanamıyor, güm düşüp ölüyor. Hadi alıyorlar oradan bir eziyet adamı götürüyorlar, oradan bir eziyet mezarlığa götürüyorlar. Ondan sonra, ne diyeyim ben lan, hükümete bak ya, buna bir çare bulunmaz mı be? Ne eziyet ediyorsun emekliye sen, he? Ne eziyet ediyorsun? Hangi bankada emekliye maaş veriyorsan, o bankanın yanına küçücük bir mezarlık yaptırırsın. Maaş günleri bir de imam tayin edersin, imam cemaate sorar. Nasıl bildirdiniz cemaat be? Gırtlağına kadar borç içindeydi. İmam böyledir. Ona Maliye Bakanı karışır, gömün laktan. Emeklinin durumu. Geçenlerde Taksim'de gördüm. Gözlerim yaşardı. Bir emekli vatandaş keçileri kaçırmış. Öyle mi? Yokluktan kaçırmış. Kafasına şapka geçirmiş, parçaları sıvamış, yüzümü boyamış. O televizyonda görüyorum bir türkücü var, İzzet Altın Ardıç. Hı? Altın Söğüt. Altın kabak ne? Altın meşe. Altın meşe. O bir şarkı söylüyor ya. Avare mu? Emekli değiştirmiş onu, emekli mi diye söylüyor. Millet toplanmış, adamı alıp götürdüler. Acıdım, üzüldüm. Böyle diyordu. Emekli şimdi. Emekli mi? Ha ne kadar? Yeter lan yeter. Parasını sen mi verdin onu? Yeter lan ya. Anlayamadım. Anlayan anlıyor. Sen devam et onu. Anlayan anlıyor. Ben de çeyir basıyorum. Emekli ver abi. Emekliyim. Ne kadar? Bir de es veriyor emekli. Şarkı söylerken müzikten de anlıyor. Böyle bir. Emekliyim. Ben dertliyim. Ne kadar? Ben de takat kalmadı. Zamlardan neden muafım? Emekliyim. Bakar kasap ay başında, ev kirası kışımda yanma, tutmaz hesap, çoluk çocuk, okul geldi, defter kitap, düştü bir tam. Ne kadar emekliyim, emekliyim. Alkışıyor musun? Evet, efendim. Alkışa dayanamam. Bir daha alkışıyorum. Kıymetli vatandaşlar! Ne oluyor efendim? Alkış sesi duydum mu dayanıyorum. Gece birisi çat etse yataktan vuruyor. Kıymetli vatandaşlar, memleketimizde bir uğursuzluk var. Ben ise için bu uğursuzluğu kaldıracağım. Evet. 7 milyon yok, 70 milyon vatandaş sabahleyin kalktım hep birazdan okullarda söylerdik hani neydi okullarda söylerdik sabahleyin kalktım öğretmen girer içeriye. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Efendim? Türk'üm, doğruyum. Yok ya, geç o mu, onun modası geçti öyle mi? 70 milyon bunu söyleyecek sabahleyin, Türk'üm, borçluyum, perişan. Yasan kenarımı sıkmak, alacaklara gözükmeden eve para binmektir. Varlığım bak, varlığım diyorum bak. Hemen vatandaşımla konuşuyorum. Gelmiş geçmiş hala hazırda müellif iktidarda vazifesini görmeyen ne kadar politikacı varsa öbür tarafta iki elin yakasında olsun. Sabahleyin bunu söyleyeyim. Çok enteresan efendim. Yani emeklerin durumu var. Çok güzel. Peki efendim, gece kondu sorununu halledebilecek misiniz? Gece konduracağım, gündüz kaldıracağım. Yıkmak yok, hemen hayret etmeyin. Hayret etmeyin ya. Kişileri demeyin yani. Hayret etmeyin, ben ne dura greyder geliyor, gece konduları kaldırıyor, yıkıyor, olmaz. Ben gece konduları mühendis tut. Mühendisler, mimirler, mimir çizacak, çizik. Gece konduların planını yaptırdım, Merteşehir'i, gece kondu portedi vuruyor. Kapattı mı gece kondusu bu kadar vatandaş? İşçi vatandaş işine mi gidiyor? Gelsin de yıksın koruyayım belediye. Gece kondu nerede yıkacak? Portedi şu kadar bir gece kolunun altında gider işine vatandaş. Dolabına gece kondusunu kilitler, akşam çıkar. Deniz manzarası mı görmek istiyor ha? Denk burada açar, çatır patır kütür açar, işine girer yatar, sabahleyin kütür patır toplar, işine gider. Haklısınız, haklısınız. Buna ben de inanmadım ama laf ağzından çıktı. Ama yemin ediyorum, vallahi yapacağım. Billahi yapacağım diyorum, yemin ediyorum. Yemin etmeyin efendim, çarpılacaksınız. Kim çarpılacak? Siz. Gel işine sen de be. Politikacıyı yemin çarpar mı kızım be? Onlar şerbetli. Vallahi bir şey olmaz. Yemin ettikçe kimi uzuyor, kimi şişiyor be. Elde ediyorum. Çok güzel efendim. Estağfurullah. Efendim. Şimdi memleketin sosyoekonomik ve kızartan durumundan yola çıkarak enjeksiyonel bazı yapılarda... Bana yutturuyor ha, bana yutturuyor. Şimdi ben sana ha diyeceğim, sen bana sız diyeceksin değil mi? Oğlum benim politikacıyım, bana yutturma. Vallahi sana bir yuttururum, 6 ay belimi düzeltemezsin. Ne yutturacaksın? Astronomi ilave ettin mi? Ha? Sız, za, hiç. Neydi? Türkçe konuşuyor oğlum, ne İngilizce konuşuyor? Ha, İngilizce dediniz aklıma bir şey geldi. Buyurun. Bizim başbakanımız Sayın Yıldırım Akbulut İngilizce bilmiyormuş. Buyurun, bakın münekkite bakın, tenkit ediyorum. Ya başbakanın İngilizce bilmemesi bir mesele mi be? Büyük Millet Meclisi'nde o kadar milletvekili var, çoğu Türkçe bilmiyor. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun be? Ha, adam 1,5 saate yemin edemedi be. Vatanımı, hadi lan, yok kabul ederim. Ama duyduğumu da göre siz de İngilizce bilmiyormuşsunuz. Ben konuşuyor muyum? Öyle mi? Ben yani pat çat derdimi anlatıyorum. Çat pat. Mesela şeye Sultanahmet'e turist geliyor, ben turistlerle konuşuyorum. Turist.
Turist. Turist. Turist şeyin vatandaşısın. Değil mi? Turist, sen beni seçecek, beni seçeyim. Vallahi bu sana dört dal turist değil, dört dal yaptırdım ben. Ya siz İngilizce biliyorsunuz. Pat çat konuşuyor. Çat pat. Pat çat. Çat pat. Pat. Çat pat, haklısın. Değil mi? Beni sen seçeceksin. Sen seçildikten sonra ben sana çatır patır kutu söyleteceğim bu lafı. Şimdi evet. Sizi İngilizce imtihan edeceğim. Buyurun. Şimdi beyefendi lütfen karşıya geçin. Şuraya mı geçin? Evet, şöyle geçin. Beni perdonunuz, ayağınızı dokunmayayım geçirirken. Ateşim kaçabilir, şöyle geçin. Evet, evet. Buyurun. Şimdi ben buradayım. Evet. Beni yanınıza İngilizce olarak çağırın. Efendim, bu kolay. Hadi, hadi buyurun. Yarın daha değmez. Nasıl? Senin ismi ne? Behzat. Behzat Efendi. Kamir. Gördün değil mi? Çok güzel. Gördün mi? Ama ben gene de inanmıyorum. Neye inanmıyorum? İngilizce bildiğinize inanmıyorum. Şimdi beni İngilizce olarak yerime gönderebilir misiniz? Ya senin burada var ya mı? Hayır, hadi bakalım. Ulan böyle kolay şeyler için ben uğraştım abi. Behzat Efendi, Kamir. Merhaba. Kaçın burası İmam, sen kendine gel. Beyefendi. Efendim. Bu İngilizceyi kimden öğrendiniz? Başbakan'dan. Ben de kaşınıyorum ha. Neyse lan. Duyduğumuza göre bazı aralarınız varmış başbakanla efendim. Evet. Başbakanla. Doğru efendim ya. Ben başbakanla aralarım şöyle. Başbakan herkes bilir de ben bir defa daha anlatayım. Başbakanın çok samimi arkadaşım. Arkadaşı var bir tane. Çok samimi. Zenaatı çok meraklı böyle. Tiyatroya filan, paparaya maparaya. Ne? Papara. Nedir o papara? Papara var ya, tiyatronun başkası oluyor, neydi? Hiç duymadım. Şimdi sen mesela adam evde duruyor da, kadın oradan kapıyı çalıyor, eve geliyor, geç kalmış mesela. Sen şimdi adam evde tıraş oluyor, sen kapıyı çal. Kim o? Kapıyı kim çaldı? Kadın dışarıda ne çaldı, ne çaldı, ne çaldı? Şarkıyla konuşuyor, papara. Ha, opera! Ben ne dedim? Papara! Siz şükredin, Kayseri mantısı demedim. Şimdi varmış öyle arkadaşı meraklı papara ya. Hı. Başbakan'a telefon etmiş. Sevgili başbakanım, çok yorgunsunuz. Bu akşam sizi, o meşhur bir de böyle oynuyorlar, kızlar oynuyorlar. Ne? Neydi dur bakayım. Televizyonda Kültür Bakanlığı'nın dans programı gördünüz mü? Evet, çok güzel. Gördünüz mü? Evet. Ben o kızları acıyorum. Niye? Zavallı kızları acıyorum. Kültür Bakanlığı'na gideceğim. Bakan Bey, vallahi bu kızları oynatmayın, bu kızlar sakat. Aa. Zavallı kızları, topukları sakat, hepsi mecburen oynuyorlar. Mecburen barnağının ucunda oynuyor kız, böyle oynuyor. Yazıktır, günahdır. İşte o meşhur bir şey o var. O baledir. He, balo ha. Efendimiz meşhur eşek golü balesi var mı? Ne? Yok. Katır golü yok. Saksan golü, atmaca golü. Ha, kuu kuu. Kuu. Kuu kuu. Kuu lan. Kuu kuu. Kuu lan, tamam kuu. Ben Kayseri'yim oğlum, ben kuu bilmez miyim? Sen bana beyaz tavuk ver geceden, sabahleyin ben sana kuu yapıp teslim edeyim. Nasıl olacak? Sabaha kadar tavuğun boynunu çeker uzatır, bir kere suya salarsın gider. Ben bundan 5 sene evvel Medron'a sirke gelmişti, aslanları vefat etmiş. Ben onlara aslan sattım ben. Aa. Aslan diye lan eşeğe boyadım aslan diye sattım. Adam sabaha karşı geldi böyle yapıyor. Ya kardeşim bu ne biçim aslan sabaha kadar anarıyor. Gidin muhannittir hadi abi paranın yarısına gidin sen. O zaman bak ben onu ne diyeyim? Çok güzel. Evet. Yani diyeceğim ha Google Balesi'ne başbakana telefon ediyor böyle yapıyor. Başbakanım işimden geldi bu akşam sizi Google gölüne götürmek istiyorum. Başbakanım böyle diyor. Gelmeyin ben yüzmeyi bilmiyorum. Peki karısı ne demiş? Dedim kocacığım ayaklarımızı suya sokardık. Benden kaçınıyor bak. Şurada.
kültür sarayı önünde erkekten dönmeler. Bu mu İstanbul? Yeditepe'ye çıktım, İstanbul için ağladım. Ve aklıma geldi, Ceride'yi gazetenin efendi adamı, kabiliyetli adamı Engin Ardıç Bey'in mısraları. Ve ağladım, İstanbul'a doğru haykırdım. Sen neden yoksun 1990 yazında? İstanbul, sen neden yoksun? Seni bu hale getirenler aslında seni münasip bir yerine soksun. Dinledin mi sen bunu? Çok güzel efendim. Ne kadar bilirim, şiir söyledim. Çok güzel. Şarkı söylerim. Peki Batı müziği de aranızı iyi mi? Çok severim. Mesela Sezen Aksu'nun son günlerde çok popüler bir parçası var. Neymiş o? Şinanay yavrum, şinanay nay. Yok lan, o şarkı öyle mi söylerim? İstanbul'a batan da şu şarkı öyle söylemiyor. Nasıl? Çeşmelerde, musluklarda, sunanay, sunanay yavrum, fısnanay. Öyle diyorlar. Çok enteresan. Evet, çok güzel. Peki efendim. Estağfurullah. 12 Eylül niye yapıldı? Ay, ne dedin anlamadım. 12 Eylül niye yapıldı? Yeşil biber çıktı mı, haberiniz var mı? Niye mevzuyu değiştirdin? Allah'ım alacaksınız beni. Mevzuyu değiştirmeyin efendim. He. 12 Eylül niye yapıldı? 13 Eylül gelecek, onun için yapıldı oğlum. Sen benim kocama baksana ya, benim kocama baksana da ben. Ben 45 sene bekleyemişim bir dakikaya. Sen ne diyorsun ben? Ben her ihtimale karşı Harbokulu Marşı'nı hem tersten hem düzden ezberledim. Zamanı geldi böyle söyleyeceğim, koracağım bak seni. Siz çok büyük adamsınız. Zamana dikkat et yavrum, bir tavacı olalım. Bizim gibi de büyük adam denmez. Ne denir? Kodaman adam. Beyefendi, sizin bu elbisenizi modeli değil mi hanımefendi, görüyorsunuz. Bir tuhaflık var değil mi? Evet, modelin içinde bir tuhaflık var. Bir tuhaflık değil, bu dünyanın her yerinde standart politikacı elbisesi. Dünyanın idamine kadar her yerde böyledir. Bu bir arkadaştan emanet aldım, ben antrenman yapıyorum seçimlerden evvel, yaptırmam şimdi ben. Çünkü ben şimdi yaptırmam, ben seçileyim bir sene sonra yaptırırım. Niye bir sene sonra? Bazı meraklar hemen gidiyorlar, tersi yaptırıyor, giyiyorlar bunu. Hı. Bir sene sonra yaptırırım. Ne değişir? Çok şey değişir. Ne? Oğlum şimdi ben mesela milletvekili olacağım, bir sene içinde çok şey değişir. Ne değişir efendim? Şimdi ben normal vatandaşım, yolda beni gördün, evet. Çağır. Mahir Bey! Buyurun efendim, beni çağırdın, gel abi gel. Bak, evet. Hemen dönüyor, koşa koşa geliyor. Ama Allah yürüyor ya oğlum der, ben milletvekili olurum. Efendim bakan olurum, daha yüksek bir mevkiye gelirim. Bir sene sonra beni koruyor da çağırma şimdi. Mahir Bey! Saat tut. Ancak ben size 15 dakika döndüreceğim o zaman. Ona yeni anladın mı lan ya kardeşim? Haklısınız. Peki bu elbiseyi seviyor musunuz? Seviyorum ben, rüzgarlı havada huylanıyor. Neden? Bunlar sallandı mı yakalamaya çalışıyorum, şöyle yapıyorum, yakalamaya çalışıyorum. Bu şapka da sizin mi? Şu ben, evet bu Greiner şapkadır bu. Ne? Yani seçildin mi? Politikacı oldu mu? Meclise giderken bunu böyle giyecek, bak şöyle giyecek. Ya seçilemezsiniz? O zaman üstüme oturursun, başka bir şey yaramaz ki hayat. Efendim, demin lafım anlaşılmadı. Demek istediğim şey, toplum olarak sosyal adalet için neler düşünüyorsunuz? Çok güzel, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Memleketimizde sosyal bir adaletsizlik var, bu mudur demokrasi?
edeceklermiş de iktidardan bir de oturtmayacaklarmış. Öyle hayat pahalıymış da şunu şöyle demiş de ben oraya da gelirim de ben oraya gidemem de bilmem de ona. Güzellik de yapacak. Nasıl? Diyelim ki sen başbakansın. Evet. Başbakanım. Denk bakanım. İçimden geldi başbakan. Seni 15 gün ben bir misafir etmek istiyorum. Tamam. İkna edeceksin başbakanı, kabul edeceğim bunu. Buyurun başbakanım, benim misafirimizsiniz. Adana'ya gideceğiz, 5 gün Adana, 5 gün Antep, 5 gün Maraş. Misafirim benim, ben ne yemek çıkartırsam o yiyecek. Sabah öğle akşam gece sabaha karşı pişer pozisyon en aşağı oçlu adamı kebap yedirecek. Oradan geçeceğim Entep'e, Entep acılı kebabı, Maraş pul biberli kebap. 15 gün sonra geleceğim Ankara'ya başbakanım, buyurun oturun iktidar koltuğuna. Buyurun sayın başbakanım, oturun. Kim oturuyor? Siz. Oturamazsın. Niye? 06 yanıyor, sen ne diyorsun be, bir daha yanına yaklaşım aşk oldu. Kafayı çalıştıracağım kol. Hem iki karış aşağı vuruyor. Yani bu budur. Evet, buyurun. Efendim, arkadaşlarla gazetede yaptığımız bir araştırmaya göre gazetelerde her gün zam haberleri okuyor. Çok özel bir noktaya temas ettim. Evet. Vatandaş sabahleyin gazetesini açıyor bakıyor. Şekere zam, kiralara zam, benzine zam. Vatandaş depresyon geçiriyor. Bazen ağzından kötü laf da çıkıyor. Şimdiye kadar hiç kimse çıkıp da vatandaşa bu zam kelimesinin manasını anlatmadı. Neden zam, neden yapılır bunu demedi. Beni hadi hodri arsaya götürün. Çıplak oturuma gireyim ben televizyonda, çıplak oturumda konuşayım. Açık çıplak yürüyem neyse. Ben konuşacağım orada. Buyurun konuşun. Buyurun. Kıymetli vatandaş, zam nedir? Memleketimizde 35 yıl sayeden beri hangi parti iktidara gelirse ama az ama çok zam yapmıştır. Bir parti geldi, zam yaptı. İktidardan düşerken zamı bıraktı, arkadan gelen devam etti. Demek ki zam memleketimizde geleneksel hale gelmiştir. Türk milleti geleneklerine saygılıdır, bağlıdır. Her parti gelenek yapmış, gelmiş de geleneği bozmamış zam geleneğin hala hazırdaki iktidar partisi mi geleneği bozsun? O da gelenekli adam akıllı sağlamlaştırıyor. Ben kıymetli vatandaşlarım üzerine o zam kelimesini Türkçe lügattan çıkartacağım. Geleyim meclise takrir vereceğim. 3 harfli o menhus kelime lügattan çıkacak. 141 buçukuncu madde. Kullanamaz. Ne yazacağız? Onun yerine 3 harfli başka bir kelime gelecek. Şey kelimesi kullanacak. Vatandaş sabahleyin gazeteye açacak. Kiralara şey geldi. Ne geldi? Benzine şey geldi, falaka şey geldi. Millet sorarsa benim lan ne geldi sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Zaten onun manasını çözene kadar bu iktidar gider, o gelir, o da gider, o da gider. Peki vatandaşlar kızmaz mı? Kızar. Küfür etse bile kimseye dokunmaz. Neden? Şeydi, şey ettiğin şeydi. Senin anan ismi şey mi? Yok. Senin anan ismi şey mi? Hayır. Şey mi? Benim dedi. Gidin işin kaçar. Ne kuruyorsunuz? Ya bırakın, biraz yerinizi vicdanınıza koyun. İyi de efendim. Daha bugün gazetede okuduk. Bugün benzini 50 kuruş daha mı gelmiş? Allah! Sen bir vatan haliyle karşı karşıya. Ulan mermiş adam. Bir gün 50 kuruştan ne alıyorsun? 50 liraya ne alıyorsun? O geleneksel hale gelmiş olsam kelimesini böyle ufacık bir şey için harcayamazsın. Küçücük bir şeye zam diyemezsin. Ona zam mı denir lan? Ne denir? Zamcık denir eşyol eşek. Adamın asambı da vatan için ağırlık mı? Ne desem? Hayırlarım. Lan ben iktidara geleyim göreceksiniz. Siz vatandaş olarak mesleğiniz yapıyor musunuz? Ne yasaklar koyacağım göreceksiniz. Yasak mı? Kürdan kullanmak yasak. Aa! Sırsan kullan kürdan koruyayım ben. Niye? Memleketin onca sorunu var. Yarım tas çorba içen, kapın önüne çıkıyan. Vuracağın hadi şimdi. Aynaya bakmak yasak. Saçınızı nerede tarayacağım? Görsün mahallende kapak kapalı bir adam bakar tararsın. Memleketin önce sorunu var. En kızdım ne biliyor musun? Ne? En kızdım ne? Geliyor içeri 15-20 dakika memleketin önce sorunu var. Vakti geçiriyor. Memleketin hemen apsane, kenel, ne bir şey var, 100 numara dümdüme varsa hepsini beton döktürün, 100 numaraları kapatır. Yasak. Aa, olur mu ya? Sıçmak yok lan. Olaylar. Kimi kandırıyor? Ne yiyor da ne çıkartacak? Efendim. Buyurun. Şöyle aklı başında bir icadınız yok mu sizin? Vatandaş yanılıp da beni bir sesle varacak. Heykelim dikilecek efendim. Nasıl olacak? Nedir o? Rusya'ya para veriliyor. Doğal gaz. Evet. Milyarlar gidiyor. Nedir be? Yazıktır, günahtır. Memleketimizde doğal gaz yok. Var mı? Ben mühendisler ve mimirlere çizdirdim planını. Çukurlara kazmadan. Öyle çukur falan kazmak yok. 500 milyon besinde memleketi doğal gaz kaptı. 500 milyonla? Besinde. Çok önemli bir proje. Tabii. Yüzer metre uzunluğunda plastik borular. Birbirine geçmek şartıyla. Bu 100 metrelik plastik boruyu 1 metrede bir matkapla delecek. Ve bu deliğin üst önüne 1 metrelik uzun bir lastik geçirin yapıştıracak, hava kaçırmayacak. Lastik borunun ucuna bir gaz yağın üstü, iki tarafında kayış. Otomobillerin emniyet kemeri gibi. Her mahallenin muhtarı, şehrin mülki amirleri, belediye reisleri, görevliler sabah, öğle, akşam yemeklerinden 1,5 saat sonra anason yapacak mikrofonda vatandaşa. Anason edecek. Kıymetli vatandaşlar, doğalgaz imalatına hazır mısınız? Herkes tabii bu memleket meselesi. Kendi
de Piri. Hay Allah. Beyefendi isterseniz biraz mevzu değiştirelim. Şimdi son günlerde bir moda var efendim. Ne modası? Bizim bazı sanatçılarımız, komedyenlerimiz sanat hayatını bırakıyorlar ve politikaya başlıyorlar. Politika o kadar kolay mı? Politikacı sanatkarlık yapamaz, sanatkar politikalı yapamaz. Bana göre. İşte ben de bundan yola çıkarak diyorum ki. Buyurun. Yola mı çıkıyor? Yok efendim, hadi buyurun. Yok efendim öyle değil. Lafın gelişi efendim. Ha, lafın gelişi. Diyorum ki bizim bazı politikacılarımız politikayı bıraksalar, sanat hayatına atılsalar, mesela film çevirseler hangi filmlerde oynarlardı? Hangi filmlerde? Evet. Ben size vermiştim oraya. Evet bende var efendim. Lazım oraya. Şurada bende olacak. Verdim ben size. Şurada buyurun efendim. Hangisi efendim? Ben soracağım. Lütfen siz cevaplayın beyefendi. Sayın Süleyman Demirel hangi filmde oynardı? Hangi filmde oynar? Evet. Çobanın İntihamı. Erdal İnönü. Erdal İnönü mü? Erdal İnönü. Deniz ne kadar güzel, hoş, fonguzu olur da selvi boylu. Necmettin Erbakan. Necmettin Vadim o kadar yeşildi ki. Çok özel filmdir o. Evet. Bülent Ecevit. Dan dan dan. Karaoğlan'ın dönüşü. Peki. Nurettin Sözen ve Fatma Girik. Susuz yaz. Sayın Kaya Erdem. Kaya Erdem. Arabulucu. Çok özel. Peki. Başbakan Yıldırım Akbulut. Hangi filmde oynar? Evet. Equalizer. Sayın Turgut Özal. Son İmparator. Beyefendi. Vatandaşlar hangi filmde oynardı? Vatandaşlar yıllardan beri zaten bitmeyen dizide oynuyor. Ne? Sefiller. Beyefendi. Buyurun. Sayın Özal'ın son günlerdeki politikasını nasıl buluyorsunuz? Vallahi beğeniyorum. Vallahi bak yemin ediyorum beğeniyorum. Öyle mi? Ya ne demek bu adam vallahi öyle şu durumda. O koca sorumu falan var. Dün gece gördüm rüyamda Turgut Özal'ı dur. Hayırdır? Turgut. Turgut Özal böyle Çankaya elime dayanmış böyle bir yere. Zincir döndürüyor ama zincir değil. Ne? Zincir değil. Amerika Reisi Cumhur var ya. Bu şu almış zincir gibi böyle şıkırt şıkırt döndürüyor. Turgut Özal iyi kalpli. Benim Cumhurbaşkanım iyi kalpli ya. Şimdi bu şu böyle döndürüyor. Bu şu başı dönmesin diye bir de ters döndürüyor böyle. Bir anda bak. Hayırdır efendim. Hayırdır. Peki efendim ben diyorum ki dünyada her insan aşık olabiliyor. Oğlum aşkın şeysi yok. Aşkın sınıfı, kıdemi yok. Fakir de aşık olur, kral da. Kraliçe de olur, kral... Benim reis-i cumhur da aşık olabilir. Evet. Ya olabilir. Yani aşka yemiştim. Evet peki. Politikacılar aşık olsalardı. Evet. Mesela bizim politikacılarımızdan Sayın Süleyman Demirel aşık olsaydı sevgilisine ne derdi? Süleyman Demirel. Evet. Şimdi benim hakkımda bir dedikodu var. Bir de koş. Benim ağzımda. Bir aşık mı? Göz vermişiz. Göz vermişiz. Ayıptır. Bizim kimseden korkumuz yok. Eğer seviyorum kelimesini, kalpten sorabilsek, suçlu muyduk? Suçlu muyduk? Beyefendi. Dur lan, koca miting alayıdır. Öyle mi? Dur. Suçlu muyduk? Dur daha arkası da var. Suçlu muyduk? Peki Sayın Süleyman Demirel böyle eğilirken düşmez mi? O alttan o tutarlar ama düşmez. Alttan tutuyorlar. Kurşunum altında. Dedikoduya bak. Dedikoduya bak şimdi. Eğer ağzından seviyor duyar çıkmışsa, o zaman Süleyman'da yangın var demektir. Süleyman yanıyor demektir. Yanları kim söndürecek? Yanları yemiş söndüreceğiz. Dedikoduya bakın. Sevgilime gül göndermişim. Bunun dedikodusu yapılıyor. Ne gönderecektik? Isparta'dan sevgilime Malatya pesini mi gönderecektik? Gülahşiz eylem. Herkes eylem. Bu laf buraya uydu mu? Uysa da kodum, yuvası da kodum. Ne diyorsun oğlum sen? Yani herkes aşık olabilir arkadaşlar. Olabiliyor efendim. Vatandaş da aşık olur, o da aşık olur. Yani bunun aşkın bir şeysi yoktur yani. Yoktur. Yani tarifi yok yani. Misal biçemezsin yani. Evet. Misal biçemezsin bunu. Erdal da aşık olabilir. Sevgilim, bana soruyorsun. Ne soruyorsun? Kimi soruyorsun? Aşka ihtisas olmaz. Söz kesilmiştir. Şuan yapılmıştır, düğün yakındır. Ama yapamayacağız, bütçe zayıftır. Şimdilik annemin evinde oturacağız şimdi. Adam geldi babamın köşküne oturuyor. Gitmiyor. Dedikodulara kulak asmayın. Büyük komşuların dedikodusuna kulak asmayalım. Meşhur atasözü vardır. Kışkışlığını, puşları yapabilir. Tamam, kalbimizle beraber. Hadi eyvallah. Yani başka şeysi yoktur yani. Çok güzel gidiyor. Şimdi en güzelini ben sana söyleyeyim. Dün gece her vatandaşın kolay kolay nasip olmayacak bir durumla karşı karşıya geldim. Rüyamda masmavi bulutların arasında masmavi iki gözü bana bakıyordu. Atatürk'ü gördüm bir anda.
affetsin, beni affetsin. Böyle yapıyoruz, bak aynen böyle. Ey Türk vatandaşı, birinci vazifen Türk enflasyon ve hayat pahalılığını müdafaa etmektir. Aman ha, aman ha! Senin bu müdafaa icraatın esnasında müellif partiler memleket çapında büyük bir seçim zaferi kazanabilirler. Hatta ve hatta bütün belediyeler zapt edilmiş de olabilir. Moralini bozmayacağım. Ey Türk vatandaşı, böyle durumda muhtaç olduğun moral kası kazan katlarında mevcuttur. Çok güzel efendim. Nasıl, ümitli misin benim? Vallahi bence şansınız %1. Eyvah, boku yedik yine. Açıyor musun? Efendim hemen gazeteye gidip haberi yetiştireceğim. Size çok teşekkür ediyorum hadi, efendim. Hadi rica ederim. Yerim çok dolu efendim, kusura bakmayın. Hadi kızım, hadi beni gidiyor. Allah'a sağlık efendim, hadi, gidiyorum. Güle. Çok merhaba. Hadi güle güle yavrum, hadi güle güle kızım. Hayırlısı olsun efendim. Güle güle. Sevgili damatcığım. Efendim. Nasıl geçti röportajın? Vallahi hoca dediler ki, sen bu kafayla buyurun oturun. Evet. Sen bu kafayla evelallah dediler %1 kazanırsın. Oo, büyük şans doğrusu. İşte size kızım röportaj yapacak. Ne yapacağız? Ha, ne yapacak? Ne röportaj? Eski nişanlım Beyza Günaydın'dan niye ayrıldın Ümit? Aa, ne oldu? Bu senin sorduğum gibi mi? Ne oldu? O fotoğraftaki kadın mı? Evet. Hani arkasından bana yazmış. Evet. Girin ben diye. O kadın. Ben ondan ayrılmış mıyım? Ne? Yoksa ayrılmadın mı? Yok, ayrıldık da bunun babam bilir ama senin ben. Senin bilmediğini kocam nereden bilsin? Benim mordomuz bilir ama. Ay abla. Ayrıla damat. Bak şimdi buraya gelsene. Ya. Damat eski nişanlısından neden ayrıldı? Sorun anlat. Sorduk senin bildiğini söyledi. Ne bileyim lan ben? Ne demek lan? O gün resmi kim aldırdı bana? Şilakı değiştir. Tamam da cari kocana sorun. Ben seni kurtarırım. Ne dersen beni tasdik et, tamam mı? Siz öyle oturak isterseniz. Efendim anlatayım kardeşim. Anlatın abi. Efendim ne dersem tasdik et. Doğru söylüyor. Bakın dediği gibi. Şey gördüm. Ne diyorsun oğlum? Tasdik ediyor. Oğlum ben sana her lafa gir demiyorum ki. Ben konuşayım, cümlenin sonunu noktala sen. Ha, senin nokta işin. Ay yavrum. Evet. Nokta. Bakın. İki nokta birbirinden ayrı. Yanlış efendim. İki nokta üst üste. Ne? Üst üste. Hızır. Ne oğlum? Ne biçim laf öyle? Burada ayna var. Ne demek lan bu? Evet. Üst üste. Meclise gireyim onları lügattan çıkartır. Bak şimdi karıştırma. Evet. Efendim Beyza ile Mahir bir gün plaja gidiyor. Nereye gidiyor? Plaja. Plaj ne lan? Banyo. Banyo ne? Hamam. Karıyla ben hamama mı gidiyorum? Öyle değil, deniz hamamı be yavrum. Denizde hamam mı inşa ediyor? Eskiden de vardı. Olmaz oğlum, göbek taşını nereye koyuyorlar? Ya dur karıştırma da anlatayım. Plajda kabinlerine giriyorlar. Evet. Mahir mayosunu giyiyor. Ne giyiyor? Mayo. Mayo. Onu da mı bilmiyorsun? Valla don. Donunu giyiyorsun. Ulan vicdansız, ben o güne kadar donsuz mu geziyorsun? Ya öyle değil, deniz donu özel. Ha, tuman. 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 Tuman bilir misin? Yok. Denizde çok emniyetli olur. Nasıl anlayalım? Açısı bağlıdır. Söylüyorsun suyu sıktı mı belini, suya atladı mı kış tarafını şişer, can kurtaran gibi suda kalırsın diyor. Ha, anladım. Öyle de yani. Tabii bir de bakıyor ne görsün. Ne? Ne gördü? Beysa'nın bikini mayo giymemiş mi? Fena halde siniri bozuluyor. Vay diyor, vay diyor. Sen nasıl bikini giyersin diyor. Şırak kadına bir tokat. Aldı Mahir. Bakalım ne söyledi. Hadi. Necim? İşi bağla, lafı bağla. Kadın geliyor, benim yanıma geldi kadın. Ben de bunun üzerine dedim ki kadın. Lafı bağladım da ipin ucunu kıvırttırıyor şimdi. Kadına baktım ters giymiş tumanı. Bir tokat kadın yerde. Aldı Yasin, bakalım ne dedi. Balayamadım. Adam, bu aşık yarışması mı olur şimdi? Efendim, kadın tokadı yiyince koptu. Kork. Başladı kaçmaya. Bu ama kıskançlığı yatışmamış, kovalıyor kadını kardeşim. Kadın beyaz da geldi bu peşinde. Kadın sirkeci de bu peşinde. Kadın sirkeciye geldi, sirkeci de yakaladı kadını. Kadına sirkeci de bir tokat aldı Mahir. Baktım, baktım kadın. Bana bırak. Sirkeci de işi bitir. Baktım kadın sirkeciyle samimi konuşuyor. Ulan öyle değil. Ulan dediğim bu geçen hafta, Bozacı bu hafta sirkeci gelecek hafta
bir türlü anlayamadım. Neden beni buraya getirdiniz? Sizi buraya ben getirmedim. Siz buraya nişanlınızın emriyle getirildiniz. Nişanlım mı? Sebep ne? Sizin evde bir resminiz var. Olabilir. Benim her yerde resmim olabilir. Ben çok tanınmış, ünlü bir ses sanatçısıyım. Ne var bunda? Evet ama bu öyle bir resim değil ki. Bu özel, şahsa yazılmış. Çok manidar bir resim bu. Görebilir miyim şu resmi? Tabii, demin buralar. Bakın burada. Sizsiniz, tanımaz mıyım? Buyurun. Alçak! Kimdir bana bu alçaklığı yapana? Kimdir? Lütfen söyleyin. Lütfen sakin olun, rica ediyorum. Demek ki bu evde bana bir oyun oynanıyor. Evet. Pekala, ben de onlara bir oyun oynayayım da görsünler. Ne gibi? Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Lütfen buradan çıkalım. Yeniden ilk defa geliyormuş gibi gelelim. Anladım. Tamam. Hadi gidelim lütfen. Geliyorum. Demek nişanlımı elimden alırsın. Yedim seni, mimi. Sen arkadaş değil. Hadi lan ben. Adamlar beni burada tenha bırak. Ben herifin hakkından gelirsin zannettim. Bilseydim kaçacağını herifin ağzını burnunu kırardım burada. Kim o adamı döverdi? Kim? Geliyor. Konsere gitmemize lüzum kalmadı. Niye o? Konser buraya geliyor. Konser buraya nasıl gelir? Rica ederim efendim, anlatalım efendim. Anlatalım efendim. Buyurun oturun. Oturun ben oturun. Değil mi? Bizim yalanımız hazır. Anlamadım ya. Ne hazır? Hazır değil mi? Saçmalama. 5 defa gelsin gelin. Ne diyor kızım? Neler oldu karıcığım? Neler oldu burada? Ne oldu? Bak görsen ne heyecan çektik değil mi? Çok olsun abi. Sen kapının arkasına şey dayasana. Ne? 2 tane istasyon dolap. Kar dolabı da şuna be. Kar istasyon. Dur koktuğunu belli etme. Evet. Neler oldu? Bu Beyza Günaydın. Mahir'den ayrıldıktan sonra Belli Zula isminde bir adamla nişanlı. Olabilir, bize ne bundan? Adam da bak. Sevişiyor da bize ne? Ha, hatta bundan olan macerasını duymuş. Bunu görmeye geldi buraya. Aa, ne haklı? Çok sinirlendi. Bu da çok sinirlendi. Bak hala sinirden titriyor. Sinirden değil, korkudan. Sürdüm onu. Ama bir baktım buna. Fena baktı. Herife saldıracak. Ben hemen bunun beline yapıştım. Ben bunu salmıyorum. Ulan bırak diyor mu ya? Bırak diyor. Ben diyorum ki bırak de. Sen bırakmıyor. Bir bıraksa. Bir bıraksam? Bu korkuyla 4 saatte Kayseri'ye giderim ben. Ya öyle değil. Yok arasından kurtulur. Nitekim adama baktı da bu aslanlar gibi bir kükredi.
ben dedi karım yandı benim gururumu kurtar. Müsaade sana dedi lan. Çakman falan bağırayım dedi. Dedi. Ben de dedin mi? Dedi. Ben dedim öyle bağırmaktan gururun kurtulmaz. Karının yanında müsaade ediyorum bana iki tokat vur dedim. Ah, dedi. Dedin mi? Dedi. Dedin. Biraz sonra görüştüğümüz yabancı bir adam burada beni yerden yere vuracak. Sakın telaşlanmayın adamın gururunu kurtar. Beş uçağa indi. Hangisi? Siyahlı olan. Bana hepinizi burada yakaladım. Söyle bakayım. Bu kadınla alakanın derecesi ne? 39,5 derece. Bak deli lan! Doğru. Ama ben bu kadını tanımıyorum, bu kadını ilk defa gördüm. Meme, bunu bana nasıl yaparsın hayatım Meme? Oğlum kendine gel, o benim damadım. Meme! Karılar beni paylaşamıyor. Abi, bana bonfile! Bana bonfile! Kıyma lan, kıyma! Öyle mi dedin? Evet. Bana kıyma! Bana da kıyma! Yok, bana kıyma buna! Başı! O ne lan? Kuşbaşı lan, itori! Bana bak Melis ula, sen benim hayatıma karışamazsın, tamam mı? İstediğimle gezerim, istediğimle eğlenirim. Şimdi bu çocukla çıkmaya karar verdim. Çocukla, çocuk mu diyor bana? Sivyancı. Meme! Memeciğim! Akşama seni bekliyorum. Saat 10'da. Adli tıpta borçta. Yüz verme! Kime yüz verme? Verme yüz verme ya! Ne yüz verecek be? Verme! 35 ver!
yapacağım Bimi? Sana soruyorum, o adam nerede diyor? Ne yapacağım Bimi, yoksa onu vuracak mı? Ne vurması lan, Hüsküyü ona satarım diyorum. Ağzımdan çıktı belki ona. Niye ağlattın kızı? Hüsküyü geri verir Doğan abi. Ver şunu bana. Cebine koydum, hesaba yazarım ona, ona koydum. Aman efendim, hoş geldiniz. Allah'ın elini ayağını öpeyim git. Kocam buralarda geçiyor. Ben seni tanımam etmeyin. Nereden çıkardın bunu? Mimi, gerçekten beni tanımadın mı hayatım? Vallahi tanımadım kardeşim. Olur mu Mimicim, nasıl tanımazsın? Ben seni neden tanımadım? Bana kürkler, mücevherler alırdın. Kim alırdı? Sen. Ben sana kürk mü alırdım? Evet. Git be, senin de 9 senedir kıçıma don almıyorum ben. Kürkleri de alıyorum. Tanımam etmem seni, çek kalın. Bebekte kuş yuvası gibi bir evimiz vardı. Kirası da 8 milyoncuk. 8 milyon? Hı? Demin bir evin kirası. Evet. 15-20 ailem oturuyordu evde, yoksa tek biz mi oturuyorduk? İkimiz oturuyorduk. Yanlışsın sen. Ben ev kirası girmemek için hala sabaha kadar ormanda dolaşıyorum, ne diyorum. Biraz sonra kocan gelir. Yani insansın. Rica ediyorum, çek git kardeşim. Pekala, giderim. Ama bir tek şartla giderim. Söyle şartı. Beni bir kere öpersen giderim. Başımın gözümün sadakası olsun. Öpeceğim. Ama nişanlım kıskanabilir. Sen şurada bekle. Ben gidiyorum, öperim bir desin. Tamam. Orada yine kimse var mı? Yok. Burada kimse var mı? Var lan, ben varım yeri. Kocana demedin. Gezin yapma. Dedikodu da öyle oyun yok. Bir de Allah'ın şifresi adamın asabını bozmasın. Benim seni bildiği yürüyeklerden değilim. Hanımefendi, sırtınızı mı döndünüz? Ne ettiniz? Allah Allah. Ana. Affedersiniz, öldünüz. Merak ettim. Ha, odamı kattınız. Ne ettiniz? Çekip git buradan. Vallahi başım belaya girecek. Bakıyorum, portakallar da suyunu çekti. Senin ne deseydin? Karıya bak, aynı kocasına verin. Oha! Beli, ne yapıyorsun? Öldürecek misin adamı hayatı? Bu adamı öldürmeye ben. Aa, Beli'cim, kıskançlık senin gözünü karartmış. Tabii ya, ne zannettin? Bak şimdi, bu resimdeki yazı benim mi? Hayır. İmza benim mi? Hayır. Ne o halde? Altındaki imza. Benim değil ki hayatım. O da senin. Değil mi? Ha. Peki öpüşmeniz ne olacak? Aman, onu seni kıskandırmak için yaptım hayatım. Bana böyle şey yapmalar mı yavrum? Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Aman efendim, bela gelmiş, bela gelmiş. Benim bakıyorum, barış görüş olmuş. Aldım. Şükürler olsun efendim. Efendim, bizim de bir istirhamımız olacak sizden. Estağfurullah. Hanımefendi, bilhassa sizden istiyorum onu. Ben bu son anda sizin yüzünden çok meşgul duruma düştüm yani. Yardım edin. Arkadaşa bana yardım etmeniz lazım. Biraz yardımcı olun. Ben yabancıyım, bana göre o. Söyle etsinler. Arkadaşın yardıma ihtiyacı var. Umarım. Hastaneden çıktım, memlekete dönecek, yol parası topluyor. Yani öyle değil. Efendim, hanımlar geldiği zaman lütfen beyi tanımadığınıza dair bir açıklama yapar mısınız? Elbette, tamam. Bu kadın hala burada mı? Hanımlar, demin oradaydı, şimdi oraya geçti. Hanımlar, size bir açıklama yapmak. Ne gibi yani? Aferin be, mert kadınmış be. Açıyor. Açacağım dedi, açıyor. Açamaz. Açamaz. Öyle değil lafı. Evet. Hanımlar, ben bu beyleri daha önce ne gördüm ne tanıdım. İlk defa bu evde gördüm. İyi ama o resim? Resmi ben aldım. Yazı? Ben yazdım. İmza? Onu da ben attım. Peki ama neden yaptınız bu işi? Ortağımın suçu yok, o masum. Suçlu kim? Suçlu senin bu cimcime kızın. Neden? Tabii ya, değil mi? Getirdi buraya böyle fingirdek bir herif. Biz öyle fingirdek adama kız mı veririz? Dinlen adama fiyatı tıpırırıktı. Vermeyiz. Vermeyiz kız. Vermeyiz. Kızı buna vereceğim. Ben de almıyorum. Ne diyorsun lan? Alıyorum lan. Hayır, ha. Şaşırdım. Bunu da size beğendirelim diye bir mazi uyduralım Dur. Dedik. Gitti resim al dedim. Dur. Gitmiş adamın karısının resmini almış. Dur. Adam da kızdı. Adamın resmini alsan karı kızacak. Kızacak. Ve diğer resim çektiriyorsun burada. Evet. Bize kurtuluş yok. Yok. Ya adam kızacak ya kadın kızacak. Ya fotoğrafı alın ya fotoğrafı alın. Müjde, müjde, müjde. Bayılmış, bayılmış. Milletvekili oldunuz. Allah. Tebrik ederim damatcığım. Yavrum benim. Bizlerin yaşlandı. Yaşlanır tabii. Çok zaferini güzel ağlıyorsun değil mi? Yok, onu ağlamıyorum. Ya graviyetini ya kestin lan. Helal bırak be. Mahir Bey, sayın seyircilere bir mektup var. Seyircilere kimden? Necat Uygur'dan. Yani Necat Uygur buyur, seyircilere. Buyur, gel otur. Bekçi şöyle gelin. Ha, bekçi. Mektup mu yazmış? Evet. Evet. Ben çok merak ettim, ne yazmış acaba? Bilmiyor musun, her akşam okumuyor muyum ben bunu? Sayın seyirciler, sizlerin kahkaha ve alkışlarınızla sanat hayatımın 40. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu 40 yıl içinde beni hiç yalnız bırakmadı.